Efendim günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir günde tekrar beraberiz TV4 ekranlarında. Herkesin sağlığı, sıhhati, neşesi yerindeyse bugün de başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün mutfağımızda Leyla Şahin bizlerle beraber olacak. Dün neydi ya, Harput'un türküsünü hatırlayamadık da Leyla Şahin sağ olsun hemen yazdı bize. Daha önce Harput türküsü söylemiştik onunla beraber. Ve defalarca mutfağımızda ağırladık. Güzel tarifler paylaştı bizimle. Bugün yine mutfağımızda Leyla Şahin'le beraber olacağız. Son günlerde artış gösteren zehirlenme vakalarını duymuşsunuzdur. Konuşacağız. Bugün Sıla Kan hocamız gelecek. Zehirlenmeleri konuşacağız. Haberleri şöyle bir değerlendireceğiz. Mantar zehirlenmeleriyle ilgili haberler gözümüze çarpmıştı. Sorularınız varsa ulaştırabilirsiniz TV4 Instagram adresimiz, oradaki son postun altına. Ve biliyorsunuz Kasım ayındayız. Güzel bir ay tabii, hem yılın bitmesine yaklaşıyoruz üzücü olsa da hem de 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor ve çiçekler tabii ki Öğretmenler Günü deyince akla gelen ilk hediyeler oluyor. Kendimiz acaba öğretmenlerimize nasıl hediye hazırlayabiliriz? Belki güzel bir çiçek aranjmanı yaparız. Değerli bir konuğumuz olacak. Çiçeklerin dilini anlatacak bize. Dopdolu bir neşeli günler yine başlıyor. Gelin hemen mutfakta bugünün menüsüyle başlayalım. Tatlı severler için misket kurabiye, tuzlu severler için balak gazi böreği. Menüde 5 çayı lezzetleri var. Çaylar demlensin, mutfağa girilsin. Leyla Şahin enfes lezzetlerle geliyor. Baş ağrısı, ishal, kusma. Dikkat! Bu belirtiler besin zehirlenmesinin habercisi olabilir. Hangi bakteriler besin zehirlenmesine yol açabilir? Kimler besin zehirlenmesine daha duyarlıdır? Zehirlendiğini anlayan kişi ilk müdahale olarak ne yapmalı? Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sıla Akhan, sindirim yoluyla oluşan zehirlenmeleri anlatıyor. Bu sene öğretmeninize kendi tasarladığınız bir hediye vermeye ne dersiniz? O halde bu önerilere kulak verin. Canlı yayında öğretmenlerimize özel çiçek dolu bir kutu tasarlıyoruz. Öğretmene hangi çiçek gitmeli? Çiçeklerin renklerinin anlamı ne? Çiçek tasarım eğitmeni Buse Ekinci renkli tasarımlar yapıyor ve merak edilenleri anlatıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. Evet sevgili izleyiciler, geldik mutfağımıza. İnanın artık dilimde tüy bitti, söylemeyeceğim. Ben ne zaman yani bir değerli konuğumuzu ağırlasak bir bakıyoruz ki aynı renkleri, aynı tonları giymişiz. Hoş geldiniz Zeyla Hanımcığım. Hoş bulduk Sevda Hanımcığım. Ve biz birbirimizi görmedik, konuşmadık. Hani sen ne giyeceksin, ben ne giyeceğim, hiç konuşmadık. Hep böyle oluyor şeflerimize. Ne güzel ama. Çok şıksınız her zamanki gibi. Siz de. Bu arada altı görünmüyor da devamı var, pantolonu var, çok şık. Biz aynı yelpazeden giyinmişiz yine bugün. Evet. Lila ve pembe yan yana. Seviyorum lila rengi. Çok öyle seviyorum mi? Evet. Yakışıyor esmerlere, çok yakışıyor. Çok nasılsınız görmeyeli? İyiyim, sizleri çok özledim. Yine geldim. Ne kadar oldu ya görüşmeyeli? Bayağı oldu, 2 ay oldu Selda Hanımcığım gelmeyeli. Vallahi zaman nasıl akıyor ya, dün gibi. Güzel davetiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür gerçekten ederiz. Mutlu, keyifli bir şekilde geldim. Ay, aynı şekilde çok bize. Çok güzel tariflerle geldim. Ay. Ve 2 tane çok pratik tarifim var. Çok yine. Pratikse hemen görelim ne yapacak bugün bize Leyla Şahin. Bugün menümüzü görüyoruz. Balak gazi böreği Elazığ yöresine ait değil mi? Evet. Bir de misket kurabiye var. Misket kurabiyenin özelliği bayatlamıyor. Evet Selda Hanımcığım, tam 3 ay bayatlamıyor. Cam Allah kavanozda Allah. Muhafaza edince 3 ay bayatlamıyor ve kahvenin yanına çok güzel yakışıyor. Tarçınlı misket kurabiye, bir diğer adıyla da küllü kurabiye. Küllü kurabiye. Evet, ha, görüntüsü böyle kül gibi herhalde. Aynen, sanki küle bulanmış gibi ama biz yine de daha küllü demeyelim de tarçınlı misket kurabiye diyelim. Ama küllü kurabiye adından anlaşılacağı üzere çok eskiye dayanıyor galiba bu tarif. Ha? Selda Hanımcığım, bayağı bu kurabiyeyi ben aşçılık çırağı kursuna gittiğimde orada öğrenmiştim. Aa, ve ben onu böyle anneanne
anneler falan yapıyor gibi düşündüm. Hani dedim yok, sizin çok çocukluğunuzdandır dedim ama değilmiş. Yok yok, yani bayağı oldu tabii, bir kaç yıl önce. Orada yaptım ve bütün misafirlerime yaptığımda her gelen tarifini istedi. Ve çoğu kişinin defterinde bu tarçınlı misket kurabiyem vardır. Hadi ya. Hatta geçen misafirlerim gelmişti, onlara yapmıştım. Ya inanır mısın, bayıldılar böyle. Leyla'cığım tarifini verir misin? Ben de sosyal medyamda var, YouTube kanalımda var ha, diye. Öyle yap. Aynen. Verme vallahi. Girsinler izlesinler, bir de like yapsınlar, bir de abone olsunlar. Değil mi yani, o kadar öyle emek veriyoruz. Hani kolaycacık. Hazıra doğru konmasınlar ama bugün onlar için böyle güzelce püf noktasına kadar anlatacağım ve güzelce izleyicilerimiz faydalanacaklar. Ya bir şey diyeceğim, insanın en yakını destek olmuyor değil mi? Bak şimdi. Çok haklısınız hemen, gerçekten. Evet çok diyorsun haklısınız. Ki YouTube kanalı açtım ya, bir abone olsana, like yapsana, bilmem ne yapsana. Elin insanı senin hayranın oluyor. Aa bu arada çok ay, ellerim buz şey, gibi olmuş. Ay, Selda Hanımcığım size Bursa'dan selam getirdim ve hiç tanımıyorum memleketi. Ama onlarla bir aile olmuşuz. Takipçilerimden NBA Atakan ablamızın size şu anda ekranda sizi izliyor. Ay ne güzel. Ve dedi ki Selda Hanım'a sevgiler ve çok selam söyleyin. Ay, ben çok de sağ üzerimde olsun kalmasın, aklıma gelmişken size ileteyim. Bursa'ya sevgiler. Tüm Türkiye'nin dört bir yanına sevgiler. Ben Bursa'da yıllarımı geçirdim tabii. Ya, çocukluğum orada geçti. Güzel bir şehir değil mi? Evet evet, Bursa evet ayrı yeri var tabii. Yani çok doğru söylediniz. Hı-hı. Hiç tanımadığımız insanlardan o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel destekler geliyor ki gerçekten ben böyle onların sayesinde daha keyifli yapıyorum. Tabii. Daha mutlu bir şekilde yakınlar da diyor ki şu tarifi versene. Gir YouTube'a izle yani değil mi? Değil mi? Bir evet faydan olsun, bir izlenmemiz artsın yani. Aynen öyle ama evet güzel yani gidiyoruz. Tabii tabii, iyi ki hepsi de varlar. Biz başlayalım bir taraftan. Hemen bir taraftan başlayalım. Biz yakınlarımıza saldırmaya devam edelim. Yok yok, hepsi de iyi ki varlar. Ya, iyi ki varlar tabii. İzleseler de izlemeseler de onları çok seviyoruz. Tabii takip etseler de etmeseler de, like'lasalar da like'lamasalar da. Tarçınlı misket kurabiye ile başlayalım. Hemen başlayabiliriz. Hadi malzemeleri verelim. Meşhur 3 ay bayatlamayan, kahvenin yanına misafire, çoluğa çocuğa tarçınlı misket kurabiye, diğer adıyla küllü kurabiye için ne lazım? Selda Hanımcığım bunu alalım mı buradan? Lazım mı? Yok. Lazım değilse alayım daha ben. Rahatıyorum. Tamam, malzemeleri sayın siz Leyla Hanım. Ne lazım? 6 su bardağı un lazım. Ya içeriğinde zaten fazla bir şey yok. 2 adet yumurtamız, 1 paket eritilmiş ve soğutulmuş margarinimiz var. Tabii margarin yerine tuzsuz tereyağı da izleyicilerimiz kullanabilirler. Evet tabii, margarin sevmeyen oluyor, bir aynen şey oluyor. Aynen öyle. Şimdi hemen biz... Tamam. Sonra diye. Ha ekranda duruyor. Yumurtamız, fındığımız var, pudra şekeri lazım bize, değil mi? Evet evet. Onları... Bir paket kabartma tozu, tuz. Tamam. Aynen. Bulamak evet için kullanacağız. Haydi bakalım. Şöyle. Her evde olan malzemeler. Malzemesi gerçekten çok az. Hemen. Şimdi burada püf noktası margarinimizi eritiyoruz ve soğutuyoruz. Evet. Kesinlikle sıcakken yapmıyoruz. Sıcakken yapmıyoruz. Ve kızdırmıyoruz da margarinimizi. Hani yakmıyoruz sadece... yani. Aa, evet, evet. Evet. Sadece eritiyoruz. Aynen. Ne kadardı margarinimiz? Bir paket. Bir paket 250 gram. 250 gram evet mı bir paketimiz? Evet. Tamam, 250 gram ve lazım. Ve şöyle bir su bardağı da ayçiçek yağımızı döktük. Hem margarin hem ayçiçek yağı. Evet. Yağlı cana bir kurabiye anladığım kadarıyla. Ama gerçekten çok güzel oluyor Selda Hanımcığım. Eminim. Yani yediğinizde bana hak vereceksiniz. Bir de böyle bir lokmalık mı? Aynen öyle, oh, bir lokmalık ve özellikle hocamız demişti ki kahvenin yanına süper oluyor diye. Şöyle bir çimdik de tuz atacağız böyle tadını kırsın diye. Evet. Hani çok az. Şöyle. Tuzumuzu da attık. Bu arada toz şeker yerine pudra şekeri kullanıyoruz ki kurabiyelerde İçinde daha yok makbul. İçerisinde aa, şeker var yok. Dışında bulamada kullanacağız. Şimdi elimi içerisine, tabii, ellerim temiz. Yapacak bir şey yok o, ama elin lezzeti değdi mi başka olur. Aynen öyle. Hemen şöyle karıştırıyoruz hızlıca. Malzemesi çok az, sadece yağ ve yumurta içerisinde var şu anda. Ayçiçek yağı, margarin. Ve hemen unumuzu şöyle döküyoruz. Tek seferde boşaltmıyorum ve unumun üzerine hemen bir paket kabartma tozu döküyorum. Bir paket kabartma tozu. Evet. Bakın bu tarif gerçekten aslında böyle yıllarca tarif defterimizde olması gereken bir tarif. Var mı defteriniz? Benim hala var. Selda Hanımcığım benim var defterim. Hem de çok yani. Tutuyorum. Ya evet, artık çünkü şey yapıyorlar. Böyle uygulamalar var. İndiriyorsun. Like'lıyorsun. Sonra ya, o hep önüne çıkıyor. Senin oluyor. Ama o çekmecede duran tarif defteri
bambaşka bir şey, küçücük. Orada böyle mesela sütlacın bile tarifi var benim hala. Aynen öyle. Ben de öyle güzel hazırlıyorum ki böyle tüm püf noktalarına kadar ve kızıma hediye edeceğim o defterimi. Ya, kızın da gelmiş bugün yine. Evet, kızıyla da beraber geldi. Geliyor Leyla. Daha önce ekrana da çıkarmıştık. Kızın meraklı mı, yapıyor mu? Aa, çok meraklı ve çok güzel yapıyor Sevda amcığım. Hemen bir kanal açıyoruz. Kanalı tamam var mı? Zaten. Var mı? Yemek kanalı mı? Aktif değil. Yok. Yapsın ama. Şimdiden. Vallahi... Bazen Selda Hanımcığım, ben hasta olduğumda kurtarıcım oluyor. Hemen tarif veriyor. Çok güzel bir şekilde benden güzel anlatıyor. Ya. Evet evet. Aynı kanalı kullanıyorsunuz o zaman. Yani o çok çekmiyor. Sadece ben hasta olduğumda devreye giriyor. Yardım ediyor. Ne kadar güzel. Okul hayatı nasıl kızının bu arada? Kaç yaşında? Minyon ama. Şu anda lise 3'e gidiyor. Hah, maşallah. Tabii okulda tatil olunca geldi. Aynen, tam ara da tatil. Böyle çok da mutlu oldu. Ara tatile denk geldi. Sevda Hanımcığım, şu anda ununu verdik. Çok güzel oldu. Ve burada normalde fındık varsa atıyoruz. Atmasalar da olur, çok güzel oluyor ama fındıklı ayrı bir tat veriyor. Hı-hı. Şöyle bir çay bardağı kadar da ince fındık. Çekilmiş, gayet ince çekilmiş fındık ilavesi yaptım. Evet, ne varsa ya, ceviz olur, fıstık olur. Fındık da mis gibi koktu böyle. Evet. Ya da hiçbir şey koymasanız da olur değil mi? Evet evet. Ağızda dağılıverir. Ya bütün arkadaşlarım, çevrem çok beğenirler bu kurabiyeyi. Allah Allah ya, ve nasıl ben merak yapıyorum. İyice soğuduktan sonra bir cam kavanoza koyuyorum. Mutfakta benim böyle kurabiye raflığım vardır. Çeşit ya. Çeşit yaparım, böyle dizerim. Pastane gibi. Aynen öyle. Ne güzel. Biraz yoğurmam gerekiyor bunu. Evet, yoğurmak lazım. Aha. Sosyal medya güzel gidiyor mu? Sosyal medya çok aktif, güzel bir şekilde gidiyor. YouTube'a içerik üretiyorum. Görüyorum güzel, maşallah. Güzel güzel. Vallahi evet. Devam ediyorum yani. Bu sıra güzel gidiyor. Çok da zaman alıyor değil mi? Evet. Bir tane çörek tarifi attım. Bayağı tıklanma rekorları kırdı. Hmm. O da yine Elazığ yöremizden. Maden çöreğimiz. Oo. Peki şimdi Leyla Hanım geldiği zaman tabii günaydınlar ya da işte yorumlar. Maşallah şey yapıyor, bayağı izleyicilerimiz, hayranların var. Evet, var mı? Bakalım neler yazmışlar. Bakalım mı? Bakalım. Hemen bakalım. TV4'e yazabilirsiniz bu arada sevgili izleyiciler. TV4 Instagram adresimiz. Kimler izliyor bakalım? Şahin Sevda, hayırlı programlar Elazığ'dan sevgiler demiş. Teşekkür ederim Sevdacığım. Ayşe Şahin Elazığ'dan yazmış yine. Leyla ablamdan müthiş yemek tariflerini zevkle izliyoruz diyor. Çok teşekkür ederim. Burcu Hanım da diyor ki günaydın Selda Hanım, günaydınlar. Leyla ablamızın komşusuyum ben. Onu çok sevdiğimi, kalbimizin onunla olduğunu iletir misiniz? Çok teşekkür ederim bir tanem. İkiniz de çok, çok güzelsiniz. Uyumunuza bayıldım. Sizlere de iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Canım komşum benim o. Bartın'dan selam. Maalesef ki annemin lezzetlerinden uzaktayım ama bir hafta sonra kavuşacağım yemeklerine diyor. Kim? Taha. Ay evet. Kurban Ay, olsun Bartın'da. Annesi ona. Kurban olsun vallahi. Bak ben de hep böyle yapıyorum. Kurban olsun anne. Hiç beklemezsiniz benden değil mi? Vallahi öyle bir Sevda severken. Sevda ya, iki ay oldu gideli. Ağzından. Şu anda üniversiteye gitti. Maşallah okusun evet. Okusun. Çok özledim zor, kendisini gerçekten. O kadar yeri belli ki. Erkek evlat ya, anne için yani bütün evlatlar çok başka. Gelince ama. Gelince bu lezzetlerden sana da hazırlıyorum bir tane. Bak o 3 ay bayatlamıyorsa yap gönder. Evet aynen, zaten hazırlayacağım ona. Arkadaşlarıyla beraber. Göndereceğim. Yesinler, kurban olsun annesi ona. Elazığlı Leyla Şahin diyor. Günay Mısırlı. Melek Hanım da severek izliyorum demiş. Teşekkür ederiz Melek Hanım. Evet, TV4'ten böyle biz interaktif olsun. Arada sizin de selamlarınızı iletelim konuklarımıza diye mesajlarınızı alıyoruz. Ama direkt mesajlara yazmayın. Sevda fotoğrafın Hanımcığım, altına yazın. Özür dilerim sözünüzü kestiğim için. Şu anda hamurumuz hazır. Şöyle yağlı bir hamur olduğu için önce böyle elimizde sıktık. Daha sonra şöyle. Bayağı küçük küçük olacak evet, Leyla Hanım. Şöyle. O. Misket kadar alacağız. Bunun özelliği bu. Hani büyük yaparlarsa gerçekten güzel olmaz. Hani böyle lokmalık derler ya. Ve kahvenin yanında, çayın yanında. O zaman iş başa düşüyor. Ellerimi bir sudan geçireyim de ben de yapayım bari. Bir de şimdi börek yapacağız ya. Böreğin Hiç süresi... zahmet etmeyin isterseniz. Ben yetiştiririm. Ne kadar sürer börek? Börek de çok uzun sürmez herhalde. Krep pişireceğiz. Zaten bir taneyi gösterirsek diğerlerini de... Aha, yani devam acaba dedim ettiririz. Böreğe geçsek mi dedim de. Geçelim mi?
Bak ben yuvarlağını yapayım. Sen at buraya. Olur. Şöyle hemen. Şöyle yapayım değil mi ben? Aynen, yuvarlayıp tepsimize Tamam, 20 dakikamız diziyoruz. Varmış ya. O zaman Biz tepsiyi doldururuz, fırına veririz hemen. Tamam. O arada bir Harput'un türküsünün 10 saniyesini alalım sizden. Neydi o Harput'un? O zaman birlikte söyleriz. Tamam. Tamam. Başlayın, ben eşlik ederim. Kar mı yağmış şu Şuvarput. harputun başına? Kar mı yağmış şu Şu harputun başına? Kurban olam toprağına, taşına, taşına, taşına. taşına, Bravo, alkış istiyorum burada. aman. Eller boş durmasın. Teşekkür ederim, sağ Evet, olun. çok çok teşekkür ederiz. Ağzına Elazığ'a sağlık. selamlar olsun. Beni izleyen herkese, bizleri izleyen. Ya Değil bu mi kadar, evet, Sevda bizleri anonim bir şarkı olduğu için telifle ilgili sorunumuz yoktur inşallah. Evet, zaten çok kısa sürdü şarkımız, türkümüz. Şimdi Leyla Hanım'ın öyle bir enerjisi var ki insana enerji katıyor. Ya Sevda Hanımcığım, geçen festivalimiz vardı Elazığlıların, Evet. Maltepe'de kurulmuştu. Gittik, biraz hasret giderdik öyle. Çok güzeldi. Yöresel ürünlerimizi getirmişlerdi işte. Ne güzel ya. Elazığ'ın başka neleri meşhurdu ya? Dur. Elazığ'ın çok meşhur şeyleri var. Yemek Çok değil kültüründe mi? zaten Türkiye'de ikinci sırada geliyoruz biz. Oo, o Evet, kadar. gerçekten öyle. Bu arada ben böyle atı atı verdim. Dizeceğiz değil Evet, mi? Dizerim dizeceğiz değil mi ama bunları? sıkıntı değil, ben dizerim. Tamam. Ha, öyle diziyoruz. Tamamdır. Tamam. Biz ne yaptık? Harput köftesi miydi? Dün burada harput Dün köftesi harput yaptınız. köftesi yaptık. Hayriye Hanım çok güzel bir şekilde anlattı. Beğendiniz mi yapışını? Evet, gerçekten orijinal olarak tarifini verdi, Heh, beğendim. tam çünkü bir Elazığlı'ya sormak lazım onu, doğru Aynen. yaptı mı yapmadı mı? Genelde tavuk kıyması katıyorlar, bir şeyler katıyorlar. Ha. Hayır, orijinalinde kırmızı etle yapılır. Ve doğru anlattı. Ellerine Evet. sağlık Hayriye Hanım'ın da. Şimdi biz reklam arasında, evet, ellerine sağlık Hayriye Hanım. Reklam arasında yapmaya devam edeceğiz. Evet. Böreğimize geçelim mi Geçelim, Leyla hemen Hanım? geçelim. Zaten bunu bu şekilde yuvarlayacağız ya Sevda Hanımcığım. Üzerine hiçbir şey sürmeden fırınımıza göndereceğiz. 180 derecelik fırına. Altı hafif pembeleşip üstü beyaz kalacak şekilde pişirip çıkartacağız. Bu kadar. Daha sonra da pudra şekeriyle tarçınlı karışıma bulayacağız. Evet. Bitti. Şu an mesela bunda hiç şeker yok. Evet, içerisinde hiç şeker yok. Geçeyim mi ben hemen Tamam, hadi böreği? geçelim. Tamam, bunu Ben ben sonra. yapa dururuz bunları Aynen sonra. öyle. Şey Şöyle yapalım, kenara alalım. malzemeleri görelim. Neydi ya böreğimizin adı? Balakgazi Balak böreği. Gazi böreği. Hemen Balak Gazi şöyle. böreği için kavurma lazım. Öncelikle krebini hazırlıyoruz Sevda Hanımcığım. Tamam. Krep hamuru. Malzemelerimizi şöyle bir sayalım. 200 gram Tamam. kavurma etimiz var. Kurban Bayramı'nda yaptıysanız kavanozunuzdan da şöyle yarım kavanoz herhalde. 2 su bardağı un, 200 gram kaşar, 6 tane yumurta kullanacağız. 2 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı süt, sıvı yağ, tuz. Galeta unu kullanıyoruz. Evet, onu Değişik. bulamak için Tamam, kullanacağız. bulamak için. Başlayayım mı? Haydi başlayalım. Tamam, Şimdi bu krebimiz böreğin için. özelliği yufka yok, şey yok. Kreple yapılıyor. Kreple. Evet. Tamam. Yani çok doyurucu bir börek olacak Sevda Hanımcığım. Hı. Bunu çay saatlerinde de ve pazar kahvaltılarına çok yakışan bir börektir ve Bugün çay doyurucu. saati yapıyoruz vallahi zaten. Kurabiye. Değil mi? Evet. Kurabiyesi, böreği, tam böyle 5 çayı. O kurabiye çocuklar için de çok ideal ha. Yapıp yapıp kenara koyup. Benim de bir kavanozum var. Onu da böyle doldurup doldurup duruyorum ama hep aynı kurabiyeyi yapıyorum. Sevda Hanımcığım, bugün yaptığımızı yayın sonrası ben size doldurayım götürürüm buradan. Şu Yenir ikisini burada ya, bütün bulamak için arkadaşlarımız yer kullanacağız. inşallah, bilemiyorum. Yemesi gerekenler de yemiyor ama spor yapacağım diye. Şimdi yumurtalarımızı kırdık. İçerisine sütümüzü döküyoruz. Maşallah da bol yumurtalı. 4 adet. Ha, 6 dedim ben. Niye Şey, 6 dedim ben? yo onları kullanacağız 4'müş. zaten. Ha, Bulamak için kullanacağız. Tamam. kullanacağız. Evet. Toplamda Aha, 6, evet. içine 4 tane koyduk. Aynen. Şuradan hemen şöyle 2 çay kaşığı kadar da tuzumuzu katıyoruz. Aa. Tamam. Tamamdır. Krep yapıyoruz önce. Evet, şunu önce bir çırpıyorum. Krep de benden sorulur bu arada. Ben Aa, yani ne bizim oğlan güzel. krep çok sever. Güzel yapıyorsunuz o zaman. Vallahi bilmiyorum işte, kendimce. Bazen akşamın 5'inde krep ister mesela. Yaparım, ne yapayım? Bol yumurta koyuyorum, proteinli olsun diye.
ben de çok severim ya. İçine ama işte illa böyle fıstık ezmesi falan. Halbuki peynir de koysan çok güzel oluyor. Domates peynir de sarsan güzel oluyor. Ama çocuklar işte öyle sevmiyor. Doğru. Evet. Bakalım sizin krep. Ben mesela krep ayı çok seviyorum ben de krep ya. Sade sade böyle. Akıtma ile krep arasındaki fark ne ya? Bence aynı mı? Şey. Aynı şey değil aynı mi? Aynı şey diye düşünüyorum. Akıtma ama biraz daha yağlı oluyor yani herhalde. Yani bazı yörelerde akıtma deniliyor. Bazı yörelerde krep deniliyor. Hmm. Normalde şey mikser olsa daha pürüzsüz oluyor. Daha güzel oluyor da çırpmak için. Evet. Ya şimdi mikser aslında var ama şey çok gürültü evet, olur diye dedik ki elde yapalım dedik. Aynen ya öyle. Ne olacak hani krep ya. Çok elzem olsa kullanırdık. Tavamızı ısıtabiliriz Selda Hanımcığım. Tamam açayım ben zahmet tavayı. Olmazsa. Estağfurullah. Krep tavamız var burada. Hangisini açsam ya? Bu iyi herhalde. Şu evet, çok aşırı aynen büyük. Orta ısı açalım. Bir tane de kepçe alayım sizden. Tamam. Bunun krepin de püf noktası bana bazen şey diyorlar. Ya benim kreplerim olmuyor falan. Kepçelerimiz nerede ya? Tavanın çok iyi kızması lazım. Evet. Yani kızgın değilse şey oluyor. Döndüremiyorsunuz. Nasıl kıvamı? Biraz cıvık. Az daha böyle un ilavesi yaparsan. Hmm. Galiba unu tam koymuşuz buraya. Ölçüsü tammış değil evet mi? Evet. Hani bazen belli olmuyor. Kıracağımız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne değişiklik değişiyor, gösterebiliyor. Tabii. Bir iki kaşık o da fazla olmuyor zaten. Biraz pürüzsüz olursa. Tamamdır. Bileğinizin gücüne sağlık. Ay teşekkür ederim. Vallahi bazen bir yoruluyor ki insanın bileği değil mi? Tamam. Güzel ısındı. Hemen biraz daha ısınabilir. Şöyle şunları alırsam kenara. Hı, size bırakıyorum artık. Tamam Selda. Havada döndürüyor musunuz? Döndürüyorum. Ay ben de. Ama bakalım burada. Ama denemeyeceğim. Yere yapıştırırım. Şöyle şuradan kaşık alayım. Gayet güzel kıvamına bakıyor sanki. Leyla Hanım evet, bu arada. Hı, dedim, böyle hani, mi bakıyoruz? Evet şöyle bakıyorum. Akışkan olması gerekiyor. Tamam. Hani katı olsa bile süt ilavesi yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Hani. Hmm. Tabii tabii. Cıvık da olursa un ilavesi yaparız toparlarız. Baktın hiç çok katı. Ben yani bazen suyun altına tutuveriyorum. Azıcık da su. Hangisi ayçiçek yağıydı Selda Hanımcığım? Elinizdeki. Tamam. Aynen. Şöyle bir çay kaşığı kadar ben gezdiriyorum tavama. Hmm. Krebi yağda pişireceğiz. Yani burada şimdi kaç tane krep çıkar? Yani buradan tahminen 6-7 tane çıkar gibime geliyor. 6-7 mi çıkması lazım yani börek için? Yani hamuruna göre kaç adet çıkarsa artık. Tamam. Ama sonuçta o börek için bize birden fazla lazım. Yani 5-6 tane yaparız olursa Sevda iyi Hanımcığım olur. Isındı galiba. Ben bir tabak Isındı getirdim. Şöyle pişenleri koyalım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hı. Şöyle hemen bismillah bayağı deyip da cıvık oldu bak şeyi. Şöyle. Yanmayın o tavanın orası sıcak mı? Yok yok sıcak değil. Biraz tavamıza dolduralım. Ay ben bunu böyle yerim ya sade sade. İkram ederiz. Ama bence böreğimizi de çok seveceksin. Ay sevmez miyim kesin baksana hem bir de kavurmalı açık, olacak. Evet krepimiz de orada pişiyor. Ay ben şu kurabiyelere devam edeyim bari. Yaparım ya. Leyla siz Hanım bu arada olmayın. Ailede var mı böyle başka yemekle ilgilenen? Annemin de yemekleri çok güzeldir Selda Hanımcığım. Ama o hep böyle yöreselleri çok lezzetli yapar. Böyle hamur işini falan pek yapamaz. Hmm. Yani eskiden tencere biliyorsunuz. Tencere yemeği falan yapıyor. Evet tencere yemeklerinde üzerine yoktur. Hmm. Ama böyle hamur işinden hiç anlamaz gerçekten. Çünkü eskiden böyle yani bağda bahçede çalışırlardı. Ama kek mi vardı ya? Kek kurabiye mi vardı eskiden? Tabii. Bir de eskiden fırınlar yokken davullar varmış. Evet. Sizde var mıydı? Aa Selda Hanımcığım davul fırın vardı. Hatta davul fırınla ilgili de bir tane hikayem var benim. Heh. Hatırlatmayın yani. Ya ne oldu? Ay. Selda Hanımcığım ben ilk evlendiğimde pek eşyamız yoktu açıkçası. Hı hı. Hemen krebimi çeviriyorum. Oh çok güzel oldu. Fırınım yoktu evimde ve ben de böyle TV programlarını izliyordum. Sene kaç? Yani 21 yıl oldu evleneli. 99. Kaçtı? 2001'di. 2001 ha evet, pardon. Evet evet 2001 yılında evlendim zaten. Ha. Şimdi fırınımız yok. Ben de çok hevesliyim. Mutfağa işte televizyon kanallarında yemek programlarını izliyorum. Daha o zamandan yani. Evet gerçekten böyle çocuklarım küçük de ayağıma koyar sallardım. Bütün yemek programlarını izlerdim ve not alırdım hepsini. Hmm. Ama fırınım yok.
Ev sahibimiz de şunu dedi. Leyla'cığım dedi. Bak dedi çocuklara işte kendinize bir şey yapmak isterseniz dedi gelip fırını götürebilirsin dedi. Ben de bir gün heveslendim tuttum mayalı poğaça yoğurdum. Böyle bir leğen dolusu çok da yapmışım. Gittim fırını istedim getirdim şeklini davulu verdim. Davulu yani davul ama. Fırını. Ha, evet, davul fırını evet Sevda Hanımcığım. Ha. Böyle. Çoğumuzu da yaptık. Getirdim Sevda Hanımcığım. İlk tepsiyi atar atmaz daha poğaça içindeyken fırın bozuldu. Ana, o da size mi denk geldi? Ya ben nasıl üzüldüm Sevda Hanımcığım? Ne diyeceğim ev Hiçbir sahibine? Hiçbir suçum yok. Normal attın değil mi? Evet, hani ne diyeceğim, ne yapacağım gibisinden. Ondan sonra gittim ev sahibine. Dedim ki, ya dedim ben poğaçayı attım dedim, sizin fırın bozuldu dedim. Ev sahibimizden Allah razı olsun, yani gerçekten o kadar iyi insanlardı ki, dediler ki ya bozuldu. Öncesinde pardon, özür diliyorum eşime söyledim. Eşim dedi ki ya hanım üzme tatlı canını dedi. Al, bir tane bir şeyler yapar, alır yenisini veririz dedi. Neyse gittik yenisini aldık, ben götürdüm ev sahibimize. Götürdüm fırını, dedim böyle böyle sizinki bozulunca ben de dedim yenisini aldım size dedim. Almadılar onu benden Selda Hanımcığım. Ya. Ya o fırını benden almadılar dediler Leyla'cığım zaten o fırın eskiydi. Siz senin de fırının yok. Götür bunu dedi kullan dedi. Sanki böyle bana dünyaları vermişler Selda Hanımcığım. Ya. Yani o kadar mutlu oldum ki ve o fırınımı bayağı bir kullandım. Çeşit çeşit poğaçalar, çeşit çeşit kurabiyeler, börekler. Hep onda denedim. Güzel pişiriyordu değil mi onlar? Çok güzel pişiriyordu. Annemin de vardı. Tabii tabii. Yani gerçekten de Allah razı olsun diyorum. Yani evet, çok mutlu etmişlerdi beni. Ne kadar güzel bir şey. Hala onu hatırlayıp dua alması. Halen de aklıma geldikçe ben dua ediyorum. Belki de ev sahibimizin yaşlıydı, rahmetli oldu bilmiyorum, haber alamadım. 20 yıl oldu geçeli. Tabii. Hani? O ama aslında yaptığımız... Eminim kızları, gelinleri yaşıyor zaten, onları biliyorum. İzliyorlarsa da gerçekten Allah razı olsun diyorum. Evet. Selda Hanımcığım hemen kavurmayı doğrayıp gösterebiliriz yani. Tabii gösterelim tane. Hadi. Vaktimiz kaç dakikamız var mı bilmiyorum. 8 dakikamız varmış, yaparız tamam, rahat rahat. Tamam hemen gösterelim isterseniz kızartmasını. Tamam. Ben devam ederim sonrasında. Tamam. Şimdi bundan sonraki aşamayı ne yapacağız? Ya benim burada anladığım kadarıyla bu kreplerin arasına bir şey döşenecek. Evet. Ama bir daha bir fırına girecek mi? Yağda kızartacağız. Ha, evet. Yine yağda kızartacağız. Bir tane yapabiliriz o zaman. Aynen, ya hemen bir taneyi gösterelim. Çünkü şu kavurmayı doğrayacağım ben. Tamam. Siz kurabiyeyi maşallah. Yapıyorum işte öyle yaptınız. Konuşurken bir elinize taraftan. Elinize sağlık. Biraz büyük mü yapmışım acaba? Şeyleri, topçukları, misket kurabiye. Yok gayet güzel, tam istediğim gibi. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Ay ne güzel koktu ya. Selda Hanımcığım ben ona devam ederim sonra, kapattım. Tamam. Şunun altını. Tamam. Şimdi şöyle hemen kavurmamızı doğrayalım. Bu kavurmasız ne olur içine? Peynirli olur mu? Olur. Tavuklu çok güzel oluyor. Bir de Selda Hanımcığım. Önden pişirince mi tavuğu? Tabii. Evet. Bir de... mantarlı çok güzel oluyor. Ay bak, mantar demeyin Leyla Hanım. Mantardan neden? Çok zehirlenen gerçekten varmış mi? Bu aralar. Aa, evet. Ne yok mantar ya. Çok severim ben de. Yani mantarlı kapya biber, soğan, yeşil biber doğrayıp böyle soteliyoruz. Bunun arasına koyup aynı şekilde kızartınca mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Evet. Selda Hanımcığım sizden bir şey rica edeceğim. Tabii. Ama zahmet olmazsa. Ay ne zahmeti söyleyin. Ya tavayı koymayı unutmuşum ben oraya. Hangi tavayı? Yani kızartma tavası olacak. Tamam hemen getiriyorum. Yağını koyup hemen geçelim. Şimdi bir şey diyeceğim. Yağ erittiğin tavayı koyayım mı? Onda kızartması biraz şey olur. Olmaz tamam. Ben bakayım mı? Şuradan tamam hemen. Siz bakın oradan tamam. Şimdi gönlünüze göre tavamız ya. Tenceremiz çok hangisi şeyse uygunsa. Ben de bir yandan ne yapayım misket kusura şeyleri. Kusura bakmayın. Heh, tamam buldunuz hemen mu? Hemen buldum. İyi bak eliyle koymuş gibi buldu. Mutfağa artık alıştık. Evet. Şöyle bırakabilirim. Kavurmamızı güzel doğradık. Önce bir pişireceğiz. Ama kavurma yerine tavuk da olur dediniz. Evet tavuklusu da. Tabii tavuğun içinde gene soğanı, sebzeli hani kapya biber, yeşil biber hani. Ha pastırmayı buldun da yani Rahşan. Rahşan da kulağıma diyor ki... pastırma da olur diyor bana. Ben de laf edince kavurmayı buldun ya diyor. Doğru.
hayır Ayşem. Pastırma olur mu Leyla Hanım? İçerisi bana pastırmalı yani olur diyor. Yani pastırmalı hiç denemedim, bir şey diyemeyeceğim. Ben o paçanga gibi olur o zaman o, olmaz. O tamam zaman şimdi o... hemen yağımız kızsın. Sevda Hanımcığım. Ay şunları şuraya koyayım ya. Koyun ya, boş bulduğunuz yere koyun. Değil mi? Ben taktım o kurabiyeyi bitireceğim ben. Allah, kendimi buradan alamadım Leyla Hanım. Şöyle açayım da kameralar rahat böyle çeksin diyeyim. Şimdi Sevda Hanımcığım, kurabiyemizi aldık şöyle. Oh. Serebilir miyim? Ya da serin ya. Serir, serin serin değil mi? Bir şey. Şöyle serdim. Neler serildi oraya? Biz orada çikolata damperledik. Şimdi kavurmamızdan şurada kaşığım vardı ama elimle alsam sıkıntı alın. Olmaz değil mi? Kaşıklar o çekmecede ama ben şöyle, şu an kurabiye yapıyorum, bırakamam yani. Şöyle baksın. Kavurmamızı koyduk arasına. Ha. Daha sonra da üzerine burada rendelemiş olduğumuz kaşar peynirimiz var. Of. Onu da bu şekilde Bekir ya, içerisine yersin. Koyuyoruz. Ve şu şekilde uçlarını katlıyoruz. Ve böyle saracağım. Ay bu ne oldu böyle Leyla Hanım? Çok doyurucu bir ana yemek doyurucu gibi bile düşündü. Ya kalorili malorili protein evet. Deposu bak Sevda bunu ye. Bu şekilde. Daha doğrusu spor yap, gel bunu ye. Krebimiz hazır. Hemen diğerini de saracağım. Vaktimiz varsa göstereyim. Yoksa... Var var yap. Ha, onu tamam. Da saralım sonra kızartalım. Aynen öyle. Bu arada bolca yağımızın altını açtık, kızara duruyor orada. Onun iyice kızması gerekiyor. Şöyle. Yani aslında 15 dakikada hazırlanılabilen bir börek Sevda Hanımcığım. Evet, evet. Şu şekilde. Bir misafir geleceği zaman şipşak. Evet. Şimdi burada 2 adet yumurtamız vardı ya. Hı. Onu hemen buraya kırıyorum. Ha, bulacağız. Evet. Dur ben çırpıcı vereyim ya. Yok, bırakayım burada var artık. Sevda Hanımcığım var. Evet. Şu siz... kurabiyeyi bir bırakamadım. Sevda Hanımcığım bırakın siz ya, yaparım ben. Rahatsız olmayın. Yok ne bileyim, ben öyle elim boş durunca olmuyor işte. Şöyle hemen yumurtalarımı çırpıyorum. Artık yiyelim bari bugün bunları. Yiyeceğiz, Leyla Hanım yapmış o kadar. Böreğin tadına bakarsınız. Bakılmaz mutlaka mı ya? Mutlaka kurabiyeden de... Bakıp not vereceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenirseniz bir kavanozu eve götürün. Kavanoz güzeldir. Diyelim. Burada yenir. Yalnız gerçekten çok çıkacak bu. Bayağı kurabiye Sevda çıkacak. Sevda Hanımcığım şu galeta ununu geniş bir kava döküyorum ki rahat bileyim. Leyla Hanım ne çok seveniniz var ya. Evet dur. Sevda Hanımcığım. Evet. Ya gerçekten bir temazilikte Leyla Hanım gibi ol. Ya gerçekten öyle çok. Hani ben de herkesi çok seviyorum. Bütün insanları ama seviyorum. Ama öyle sevilmeyecek insan değilsiniz. Bir hadi iki dakikamız kalmış. Bir hemen tane bulayıp bir tane kızartalım. Sevda Hanımcığım. Yani ben böyle birisine bir selam verince bütün dertlerini bana anlatıyorlar yolda. Siz bir görseniz. Vallahi mı? Bahattin Bey ne diyor biliyor musun? İki ne gözümün diyor? Nuru programa gitmiş. Güzel neşeli yayınlarınız ya. Olsun. Kim? Çok teşekkür ederim. Eşim. Ay eşim. Ay ben bunu nasıl. Ay eşim daha. Ne kadar güzel ya. Ay, bakayım teşekkür dur fotoğrafına bakayım tanem. Dur. Çok teşekkür ederim. Ya maşallah. Allah da ya. Sizi şey yapmasın, ayırmasın. Bahattin Bey'i göstereyim mi ben size sevgili izleyiciler? Vay. Bahattin Bey de. Gel Bilal'cim. Ya. Gelebiliyor musun? Tam da böyle inşaatta çalışıyorum. İnşaat mı o ya? Ben ya vallahi dedim şimdi. Kendisi elektrik teknikeri. Bir western film çekimine gidiyor gibi. Öyle mi? Kolaylıklar evet, diliyorum. Evet kendisi sana elektrik da. Teknikeri ama öyle giyim tarzı. Duygu Hanım da Duygu Şahin hayırlı programlar diyor. Ha, teşekkür ederim. Necra'nın hobileri. Ablama kız kardeşim. Başarılar diliyor. Şahane program, zevkle izliyoruz. Güne ablamla uyanmak şahane. Aysimayla TV başındayız ay, demiş. Ay tatlı yeğenim benim o. Ya, öpüyorum. Berin Hanım da Stuttgart'tan, Almanya'dan yazıyor bize. Kim? Berin. Aa çok tanıyor selam musunuz? Olsun ona da yok. Ha bizden yok, de selamlar. O da sizden. Tamam. Bir de Trabzon'dan izleyenler varmış. Ben o şey mesajı bulamadım Trabzon'dan izleyen. Aleyna. O da Trabzon'dan izliyormuş. Evet ne kadar güzel. Hepinize selamlar, sevgiler. Sevda Hanımcığım böreği bitirdik. Evet. Şimdi bunu nar gibi kızartacağız. Şöyle buradan bir tane ya biz reklam arasında acaba bir tanesini yesek mi? Bence de. Yok ya yemeyin. Ama çok güzel şey olacak olsun. Gerçekten. Şu anda böreklerimizin hadi. Altı böyle pembeleşti. Bakın i̇şte, gördünüz mü? Vallahi çok güzel oldu. Elinize sağlık şimdiden. Ya afiyet olsun diyeyim evet. Ben de. Reklam arasına gideceğiz ama Leyla Hanım
pişirmeye devam edecek, böreklerini yapmaya devam edecek. Çok da güzel göstermiş olduk böylece. Evet, kurabiyelerimiz, evet, kurabiyelerimiz yuvarlanacak, çıkınca pudra şekerine bulanacak. Bugün tam bir 5 çay yapıyoruz size. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra diğer konuklarımızla devam edeceğiz. Baş ağrısı, ishal, kusma. Dikkat! Bu belirtiler besin zehirlenmesinin habercisi olabilir. Hangi bakteriler besin zehirlenmesine yol açabilir? Kimler besin zehirlenmesine daha duyarlıdır? Zehirlendiğini anlayan kişi ilk müdahale olarak ne yapmalı? Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sıla Akhan sindirim yoluyla oluşan zehirlenmeleri anlatıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. Bu sene öğretmeninize kendi tasarladığınız bir hediye vermeye ne dersiniz? O halde bu önerilere kulak verin. Canlı yayında öğretmenlerimize özel çiçek dolu bir kutu tasarlıyoruz. Öğretmene hangi çiçek gitmeli? Çiçeklerin renklerinin anlamı ne? Çiçek tasarım eğitmeni Buse Ekinci renkli tasarımlar yapıyor ve merak edilenleri anlatıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bu bölümde de çok değerli bir konuğumuz var. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sıla Akhan hocamız bizimle beraber besin, daha doğrusu sindirim yoluyla oluşan zehirlenmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyim, çok iyiyim. Siz bugün nasılsınız? Hepimiz böyle lilalar, pembeler. Evet. Mutfakta da Leyla Hanım lila giymiş, anlaşmış gibi olmuşuz. Evet. Biraz ihtiyacımız var değil mi? Seviyoruz. Biraz içimiz açılsın. Zehirlenmelerle ilgili konuşacağız ama son günlerde haberlerde de hep bu zehirlenme vakalarını duyar olduk. Ama biz tabii şimdi onlara da değineceğiz. Bakteriler, virüsler, parazitler ya da kimyasallarla oluşan besin zehirlenmeleri olabilir mi? Aslında çok hayatımızın içinde ve başımıza da gelen, çok sık gelen diyebilirim konulardan bir tanesi. Çünkü aslında besinlerin topraktan toplanıp hazırlanana kadar ya da işte etlerin kesiminden gene yenecek duruma gelene kadar ki aşamadan başlayıp her aşamasında bakteri, virüs ya da mantarlarla ya da başka bir takım yiyecekler, mikroorganizmalarla kontamine olması çok mümkün. Ve bütün bu aşamalarda dikkat etmek gerekiyor. Temizlik tabii ki başını oluşturuyor ama çok fazla etken var. Özellikle virüs, bakteri, evet. Ve yani sadece parazit. Ürünün bozulması, kullanma tarihinin geçmesi falan değil. Aslında her şeyle, yani temas halinde de yine zehirlenmeler yaşanıyor. Daha sık hangileriyle karşılaşıyorsunuz? Aslında virüsler en sık olanlar ama onlar biraz daha kendi kendine sınırlayıcı oluyorlar. Daha çok böyle hastaneye yatmayı gerektirenler bakteriyel etkenler oluyor. Tabii ki böyle akut ve son derece gürültülü de bir tablosu var başlangıç açısından. Kişiyi rahatsız eden işte bulantısı, kusması, böyle kram şeklinde ağrılarla. Kaç saat sonra belli eder hocam kendini zehirlenme, sindirim yoluyla olduysa mesela? O aslında aldığınız etkene göre de değişebilir ya da aldığınız miktarın çok fazla olması gibi şeyler hızlandırabilir. Ama sonuçta stafilokoklar gibi böyle çok yaygın hani bakteriler de 30 dakika kadar kısa da olabilir. Hmm. 24 saate kadar uzayabilir bazen daha az miktarda alınması ya da bakterinin ya da parazitin özelliğine bağlı olarak değişebilir. Ama genel olarak bir günün içinde kendini gösterebilir. Bazıları biraz daha sistemik bir hastalık yapar bakterilerin. Onlar böyle 2-3 güne kadar uzayıp devam edebilir. Halk arasında hep şeye inanılır. Mesela bir ishal ya da istifra söz konusu olduysa zehirlenme nedeniyle oh tamam çıkardım demek ki bu iyi bir şey diye düşünülüyor ama o aslında bir belirti mi yoksa kurtulmanın bir yolu mu? Aslında tabii ki bir rahatlama getiriyor. Çünkü zehirli olan miktar ne kadar çıkmış olursa. Bir yandan da ishalle de gidiyor mesela. O da gene aynı şekilde bir rahatlatıyor. O yüzden mesela ishalin durdurulması için gereken ilaç alınmaması gerekir. Hani onların bir şekilde gitmesinde fayda var. Ama tabii ki gene de kana karışabilir. İşte bir takım problemlere sebep olabilir. Zaten durdurulamayan bir kusma.
gibi oluyor. Yani zaten siz ne yaparsanız yapın onu bir şekilde vücut atmaya çalışıyor. Bazı insanlar daha mı yatkın oluyor acaba hocam? Mesela 4 kişi aynı yemeği yiyorsunuz ama sadece 2 tanesi zehirleniyor. Diyor ki ben de yedim aslında. Daha duyarlı olabilen bünyeler var mı? Bünyeler daha duyarlı olabiliyor. Yani özellikle yaşı ileri kişilerde ya da böyle küçük çocuklarda daha immün sistemin tam oturmadığı ya da immün sistemin hafif kırılmaya başladığı yaşlarda onlar biraz daha hassas olabiliyorlar. Ama onun dışında da herkes aynı miktarda da o toksinden ya da o bakteriden ya da o virüsten etkilenmeyebilir. Yani illa herkes hastalanacak anlamında değil ama bir kişi hastalanıyorsa herkese dikkat etmek lazım. Çünkü o bir salgın olabilir, bir su kaynağının kontamine olmuş olabilir, o yiyecek kaynağında bir, çünkü o ta başından beri sizin çok kontrolünüzde olmayan birçok aşamadan geçiyor ve onların aslında kontamine bir şekilde karşınıza gelmiş olabilir. Yani sizin yapabilecekleriniz o aşamadan sonra gene belirlidir ama ilk baştaki aşamaları da unutmamak gerekiyor. Evet. Peki o zaman ilk müdahale ne olmalı? Zehirlendiğini düşündüğümüz kişiye yoğurt, süt yedirilmesi. Bizim çok geçmişten bildiğimiz şeyler. Ama ilk yardım uygulamasında zehirlenmede ne yapılmalı? Yani zehirlenme olduğundan bir kere özellikle yediğimiz içtiğimizi düşünüp biraz hani hangi yeşe tavuk mu yedik, tatlı bir şey mi yedik, onlara göre de etkenler biraz değişebiliyor. Bir zehirlenme mi değil mi en azından ona karar verip bir, en baştaki aslında en önemli problemlerden bir tanesi sıvı kaybı. Yani çok büyük bir sıvı kaybı oluyor. Bu yaşlıların da tolere edebileceği bir sıvı kaybı olmadığı için özellikle yaşların sıvı elektrolit açısından çok desteklenmesi gerekiyor. Onun dışında olay aslında 24 saat içinde genellikle kendi kendine sınırlayıcıdır. Özellikle virüs olanlar, virüs etken, norovirüsler, işte hepatit A vesaire, bunlar biraz daha kendi kendine sınırlayıp iyileşirsiniz. Ama bakteri olanlarda bazen hastaneye gitmek, antibiyotik kullanmak gerekebilir. Eğer geçmiyorsa hastaneye gitmek de fayda var. Siz orada destek tedavisi yapabilirsiniz evde. Evet, bir dönem tavuklarla ilgili çok duyardık değil mi? Tavuk akla gelir hemen zehirlenmeyle ilgili. Bir dönem yine ıspanak ama ıspanağın arasında kalan o bir bitkinin sebep olduğu söylendi. En çok herhalde tavukta biz hata yapıyoruz saklama koşulları anlamında. Aslında bir şekilde yiyecekleri ortamda bırakmamamız gerekiyor. Yani ya hemen donduracağız ya da dondurduktan sonra hemen kullanacağız. Açarak yani defrostunu tekrar çözümleyerek kullanacağız. Bunlara dikkat etmek. Onun dışında geldiği yerde işte kümes hayvanlarında özellikle salmonella, işte pastörize edilmemiş süt içmemek, çiğ yumurta yememek gibi bir takım şeylere, çünkü o hayvanların zaten için muamele edilirken de bulaşmış olabilir. İşte o dış bakterileri bulaşmış olabilir. Bunların bir kısmı pişirilerek, iyi pişirildiğinde zaten ortadan kalkan etkenler. Kümes hayvanlarının böyle biraz daha salmonella bakterisi için vesaire için dikkat edilmesi gerekiyor. İşte yeşil yapraklı yiyecekler, çiğ yenecek olan şeylerde gene iyice yıkanmanın çok önemi var. Yıkandığı zaman gidiyor. Yani aslında basit önlemlerle de gidebiliyor. Biz de muamele ederken ya da biz de evde bir şey hazırlarken mutlaka önce elimizin yıkanması. Çünkü o zaten oraya gelene kadar kontamine olmuş olabilir. Bütün aşamalarında dikkat edilmediği zaman aslında çok sorun olmuyor ama aşaması çok fazla ve dikkat edilecek noktalar aslında uzun. Yeşillikler kısmı da yine evde sadece su yeterli değil değil mi hocam? Yani bu bazen aceleyle yapılabiliyor ya da dışarıda salata gibi şeyler tüketmemek de bir yöntem olabilir ama yani çok da severiz ederiz. Karbonat ya da sirkeli su yine tavsiye ediyorsunuz değil mi? Bekletme. Onlar işte bol suyla yıkanabilir aslında, gidebilirler. Burada sarılıklar açısından önemli. Özellikle gebelerin mesela hepatit E açısından. Çünkü hepatit A biraz daha aslında sakin geçmekle beraber hepatit E'de vesaire biraz daha gebeler için riskli olabiliyor. O yüzden hani belki o dönemde ya da yani yeşillikler, sandviçler, pişmemiş olan yiyeceklerde dikkat etmekte fayda var. Evet. Şimdi mantarlarla ilgili zehirlenme olaylarını duyduk birkaç kez. Hem beraber değerlendirelim hem birkaç tane de haberimiz var hocam sizi de yakalamışken. Yağışların başlamasıyla birlikte mantardan kaynaklı zehirlenme vakalarında artış yaşandı. Uzmanlar mantar zehirlenmesinde ilk 4-6 saatin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Mantar toplayarak da tüketen bölgeler var. Köylerde, kırsal kesimde ama onun zehirli olup olmadığını bilmiyor mesela. Sadece kültür mantarı değil, işte böyle topladığımız mantarlarda neye dikkat etmek lazım?
Mümkünse toplamamamız lazım. Evet, yani aslında gerçekten güvenli yerlerden satın almak daha evet, önemli. Evet, yani onları ayırt etmek çok gerçekten zor. Mantar zehirlenmelerinin sonuçları da çok ciddi olabiliyor. Nörolojik bir takım problemler yaratabiliyor. Gerçekten hani oradaki aslında takip çok önemli ve hiç mantar hiçbir zaman biz yani asistanlığımızdan beri de hep böyle mantar zehirlenmelerini hep gördük ve çok da ölümcül de olabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca onun çok ehli olmadıkça toplanan mantar çok güvenilir değil gerçekten. Evet. Ayırt etmek çok zor. İlk belirtiler başlar başlamaz da o zaman yeri gelmişken belirtilerine de bir göz atsak mı yoksa haberlerle mi devam edelim? Belirtileri yani zehirlenme belirtileri halsizlik, karın ağrısı, kramplar, bulantı, kusma, iştah kaybı. Bunlar hep en başta kendini belli edenler değil mi? Ama akla gelmeyebilir işte ay çok halsizim ya da bir karnım ağrıdı. Geç kalma durumlarında da büyük risk almış oluyor muyuz? Sindirim sistemiyle alınan etkenlerde genellikle kendini sindirim sistemiyle aslında gösterir. Ve ateş bunlarda çok böyle bazılarında ateş olabilir ama ateş çok böyle aslında ana semptomlardan biri değil. Genellikle böyle işte kusma, bulantı kusma kişinin eğer nörolojik kısmı varsa o çok önemli. Bu bazen klostridium, botulismuslarda işte açılan konservelerde hani kabarıklık nörolojik falan. Nörolojik olarak ne oluyor hocam? Bir kere çift görmeden tutun. Böyle baş dönmesi yani sinir sistemiyle ilişkili bir takım bulgularla kendini gösteriyorsa eğer onlar varsa onun mutlaka hastaneye gitmesi gerekiyor. Çünkü onlara yapılacak olan tedaviler işte ona göre antiserum verilmesi vesaire gerekiyor ve özel durumlar. Biz aslında bir yiyecekten de şüpheleniyorsak en ufak bir şüphede onu tüketmemeliyiz. Yani o yüzden hani o yiyecek yani yol açabileceği basit görünen bir şeyin yol açabileceği problemler çok büyük olabiliyor bazen. Evet, kokusundan, evet, görüntüsünden hoşlanmıyorsak aslında en iyisi hiç yememek. Hiç yememek ya da ortamda işte mesela 30 derecelik bir ortamda bir saatten fazla bir yiyeceğin durmasa onun orada bir takım bakteriler üretmesine yol açacaktır. Yani belli kuralları geçtiğine inanıyorsak o yiyeceğin özellikle tatlıysa, işte kremaysa bu tip yiyecekler çok çabuk da aslında. Evet pasta zehirlenmeleri evet, mesela değil mi? Düğün salonlarında o tip haberler de çok duyduk. Tabii. Biraz ekşimsi bir tat. Bozuk pasta yemiş oldum belli oldu değil mi? Orada hemen birazcık şüphelenmek gerekiyor ve yememek gerekiyor. Yani en ufak bir şüphede de en basit yöntem gene onun tüketilmemesi. Evet. Kanlı ve mukuslu ishal, konuşma yutma güçlüğü, bilinç kaybı en ileri derece artık. Evet. Konuşma yutma güçlüğü işte onlar zaten hani nörolojik bir takım olayların başladığını gösteriyor. Mutlaka hastaneye gidilmesi gerektiğini ve bilinç kaybı vesaire gidiyorsa zaten gerçekten ciddi bir boyutu. Bazıları bu etkenlerin buna yol açabilir. Bir kısmı da aslında daha basit geçer ama o ayrımı yapmak için de gerçekten eğer böyle ciddi bir takım semptomatoloji varsa mutlaka hastanede takip edilmesi gerekir. Zehirlendiğini anlayan kişi mesela tek başına ve kendinde bir gariplik hissetti. O anda ne yapabilir? Yani tabii ki hemen bir 112'yi arayıp doktora gitse iyi ama kendine yapabileceği bir ilk yardım öneriniz var mı? Kendini bir en azından hani bilinçle ilgili bir problem varsa acile gitmesi gerekiyor. Mutlaka bir 112'den yardım alması gerekir. Ama onun dışında biraz sıvıyla vesaire takviye ile gittikçe kötüye mi gidiyor, gittikçe daha iyiye mi gidiyor? Birazcık kendini kontrol edebilir. Eğer 1-2 saat içinde daha kötüye doğru gidiyorsa mutlaka gene hastaneye gitmesinde fayda var. Çünkü ne kadar miktarda niye aldığınızı ancak hastanede ki tetkiklerle anlaşılabilir. Bazen bir viral bir şeydir ve gerçekten hemen geç edebilir. Ama bunu bilmek zor. Sadece kendi semptomlarıyla belki kötüye doğru gittiği durumları hissedebilecektir. Bizim bu zehirlenmeyle ilgili bildiğimiz bir şey daha var ki tedavide mide yıkanması. O mu yapılır? Her hastaya mı yapılır? Nasıl tedavi edilir? Yok, o ancak işte toksik bir şeyler varsa ilaçtı vesaire kimyasal ya da kimyasallar da gerçi yapılmaz ama hani onların hepsi hastanede. Özellikle mide yıkanmasını gerektirecek bir besin zehirlenmesi değil. Bunların aslında atılmasını sağlamak, kişiye destek olmak, semptomatolojik bir takım tedaviler uygulanıyor. Ve kaynağını bulmak önemli. Çünkü diğer kişiler açısından da önemli. Bazıları tabii ciddi problemler yaratabiliyor ama esas olarak
kişinin sıvı takviyesine çok dikkat etmesi, elektrolitlerini alması. Her halükarda genç yaşta çok sıvı kaybedecektir. O da yerine konması gereken bir durum. Evet. Peki sevgili izleyiciler, sorularınızı gönderebilirsiniz ki gelmeye başladı TV4'de. Varsa sorularla devam edelim Sıla hocamızla. Zehirlenmeleri konuşuyoruz. Besin zehirlenmelerini. Vardı herhalde sorumuz. Gelsin sorumuz. Evet, diyor ki izleyicimiz hocam size, evet sorumuz gelmedi. Birazdan gelecek. TV4'e gönderebilirsiniz sorularınızı. Şimdi hocam o zaman haberlerle devam edelim mi sizinle beraber? Tabii. Bizim birkaç haber var ki enfeksiyon hastalıklarını ilgilendiren. Bitlis'te kuduz şüphesi konulan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlar vatandaşlara muhtemel hayvan ısırıklarına karşı hızlı bir şekilde harekete geçip sağlık kuruluşlarına başvuru çağrısında bulunması konusunda da uyarmışlar. Kuduz günümüzde hala var değil mi hocam? Evet, var aslında. Eliminasyon programları içinde artık olmaması gereken durumdayız. Fakat gene de yani orada aslında dikkat edilecek şey, çünkü kuduz aşıyla %100 önlenebilir bir hastalık. Hı hı. Bir zoonoz, gene hayvanlardan insana geçen. Kuduz aşı takviminde yer almıyor mu zorunlu aşılardan? Yok, burada hayvanların aşılanması, eğer evcil bir hayvan varsa onun aşılanması için 2 doz ve bir tane hatırlatma şeklinde 3 doz yeterli oluyor. Ama eğer öyle bir mesleği varsa kişinin, onlar aşılanıyorlar. O zaman aşı dozu 3 ile sınırlı. Ama eğer bir işte kaza vesaire, ısırma gibi bir şey söz konusuysa, o zaman mutlaka 5 doz aşılanması gerekiyor. Onun bir takvimi var, 0, 1, 3, 7, 14 diye 5 doz aşıyla. Ama bu aşıları olduğu zaman kişi ve mümkünse hemen, yani ısırılma şeyinden hemen geç kalmadan aşılandığı zaman %100 koruyuluyor, koruyor aslında. Bunları önemsemek gerekiyor. Çünkü genellikle köpeklerden, aslında köpeklerin ısırması, tükrüğünün, hayvanların tükrüğünün. Evet, ısırması şart mı? Mesela hafif elini ağzına aldığında illa açık bir yara gerekiyor galiba. Açık bir yara gerekiyor. Mesela tırmaladı diyelim bir kedi. Onda bile, sokak kedisi ise, çocuklar biraz ilgileniyor ya böyle. Evet. Anneler babalar o zaman mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürsün mü? Mümkünse o hayvanı bir 10 gün gözlemlemek gerekiyor. Yani o bildiğiniz bir hayvansa özellikle, hani o zaman aşılar çünkü daha erken dönemde kesilebiliyor. Eğer hayvan yaşamaya devam ediyorsa ve kontrolünüz altında bir hayvansa. Ama özellikle önemli olan nokta, enfekte bir hayvanın tükrüğünün açık bir yaraya ya da mukozaya, yani ağza, göze, göz korneaya da tabii çok önemli bir alıcı bu konuda. Ona teması, aslında o tükrükle onun teması. Burada tabii ki kedilerden çok, kediler de tabii ki olabilir ama esas daha çok köpekler etken. Köpeklerin aşılanması aslında sorunu çözecek bir şey. Burada hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü verdiği sonuç çok kötü. Çünkü tedavi edilebilir bir hastalık değil halen. Ama aşıyla da %100 korunabilir bir hastalık. Ne kadar süre içerisinde gelişiyor hocam? Mesela ısırıldı kuduz bir köpek tarafından. Doktora gitmedi, önemsemedi. Çok çabuk gitmesi ne gerekiyor. Ne oluyor o arada kişiye? Yani aslında ilk ısırılma anında yapılması gereken en temel şey orayı su ve sabunla yıkamak. Çünkü bu hani olayın en temel ve en aslında faydalı kısımlarından bir tanesi. Bol miktarda su ve sabunla yıkamak ve akabinde de birkaç saat için hemen gidip aşıya başlamak gerekiyor. Geç kaldığınız aşamada nereye varacağını tam olarak bilemiyorsunuz. Ya 10 yaşında ve gerçekten çok üzüldüm. Çok, yani o kendisi mi hayatını kaybediyor zaman içerisinde? Bu nasıl bir ilerleme ki? Kişide nasıl semptomlar gösteriyor? Hemen ateş başlıyor. Ve işte kas ağrıları, ajitasyon, böyle biraz daha ensefalit yapıyor ve beyin semptomlarıyla kişi ne yazık ki yutma güçlüğü oluyor ve gerçekten ağır bir tablosu var. Ve orada artık yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Yani o aşamaya gitmeden aslında burada herhalde çocuk haber vermemiş ısırıldığını. O zaman da tabii aşı yoksa bunu mutlaka koruyacak bir şeydi. Orada tabii çok üzücü bir kayıp olmuş. Evet, evet.
Devam edelim. Bir haber daha vardı. Yine size sormak, danışmak istiyoruz bunu RSV virüslerle ilgili. O da RSV virüsü kaynaklı hastalıklar Kasım ayının başlamasıyla beraber artış gösterdi. Grip ve nezleye benzeyen şikayetlerle ortaya çıkan hastalık ilerleyen dönemlerde bronşit ve zatüreye yol açabiliyor. Ki zatüre tanısı alıp uzun süre böyle son günlerde yatış duyuyorum ben de. Tabii en iyi siz bilirsiniz nasıl başvurular. Vallahi gene açıkçası yani üçü de ortamda var. Yani SARS-CoV-2 de var. COVID hastalığı da bir yandan COVID-19'a devam ediyor. İnfluenza'nın zaten tam mevsimsel bir dönemi. O da çok ağır geçebiliyor. Bir de onunla influenza ile de birkaç senedir çok fazla karşılaşmadık. Hep böyle aslında bunların hepsi aynı şekilde bulaşan etkenler ve bunlara karşı biz hep aslında çok önemli bir takım işte maske taktık, mesafeyi koruduk. O yüzden onları da görmedik. Ona olan bağışıklığımız da biraz düştü. Ve onun dışında bir de RSV'de biraz daha sıra dışı bir seyir gösteriyor bu sene. Aslında RSV, respiratör sinüsiyal virüs, biraz böyle genç, küçük çocuklarda ya da ileri yaşta ağır bir takım pnömoni işte ya da bronşiyolit gibi bir takım semptomlar gösterirken bu sene daha çok da her yaşta görülebilir halde, biraz daha hakim ortama. O da gerçekten biraz böyle ağır seyirli, küçük bronşları tutuyor, bronşiyolit yapıyor, uzun süren öksürükler ve bir takım işte gene de bir özellikle uzun bir dönem diyeyim 2-3 haftayı etkileyebilen kişinin yaşam tarzında değişikliklere yol açıyor. Evet, böyle bir şikayetler varsa griptir, soğuk algınlığıdır deyip evde beklememek lazım. Hani bir, bizim tabirimizde ciğerlere inme diye bir şey vardır ya evet. Aşağı inmeden değil mi? Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar çok risk altında. Çok hastalık yani çok var çevrede hocam. Yani 3 tane etken var. Üçünde aslında bulaş yolları aynı ama üçünün de gene de tanısının konmasında fayda var. Yani doktora gitmelerinde, adının konmasında. İşte influenza için antiviral var. Gene COVID-19 için gene aynı şekilde antiviral var. İlaçları var ve spesifik olarak o ilacı almaları çok daha aslında rahat geçirmelerini sağlayacaktır. RSV için de gene viral etkenlerden olduğu için gene ateş düşürücüler, ateşin yönetilmesi ya da işte ağrının giderilmesi gibi bir takım destek tedavileriyle gene kişilerin bulaştırmayı da önlemesi gerekiyor. Tabii. Çünkü o da yani bulaştırıcılığı da biraz daha RSV'nin uzun bir dönem. Daha semptomlar çıkmadan. 15 gün boyunca devam ediyormuş galiba. Neredeyse. Evet. O yüzden de ona da dikkat etmek gerekiyor. Başkalarına bulaştırmamak da önemli. Evet. COVID-19 mesela kişi tekrar tekrar olabiliyor ama influenza geçirdiyse bir daha yani aşılanmış sayılır mı yoksa tekrar yaşar mı? İnfluenza'da en çok işte H3, N2 ve H1, N1 var şu anda. Her sene biraz daha dolaşan tipleri, hakim olan tipler oluyor. Elbette ki tekrar tekrar da geçirilebilir hani sonuçta. Ama bütün bunlar önlemlerle de aslında hani gene dikkat edersek biraz mesafeye ve maske kullanımı toplu alanlarda. Evet. Yani karşımızdaki kişide ne kadar virüs varsa onu alıyoruz. İşte o yüzden hani şimdi de tabii çok daha yakın temas söz konusu. O yüzden geçirilebilir tabii ki. O da geçirmek de yaşlılar için, altta işte yatan hasta olan kişiler için çok daha problemli olabiliyor. Bazen yoğun bakım gerektirebiliyor. Yani özellikle konjesif kalp yetmezliği olanlar, akciğer hastalığı olanlar. Onların da özellikle dikkat etmesi gerekiyor bu dönem. Evet. Peki sorularla devam edelim. TV4'e gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Sıla hocamıza. Marketten satın aldığımız paketlenmiş sandviçler besin zehirlenmesine yol açabilir mi? Evet, onlar bir şok değil de şey böyle güzel vakumlu bir şekilde paketleniyorlar. Özellikle benzin istasyonlarında değil mi? Şehirler arası. Evet, doğru. Böyle bir acıkıyoruz, atıştırmalık alıyoruz ama içinde bayağı soslu, kremalı içerikler de var. Son kullanma tarihleri var üstlerinde ama olabilir yine herhalde. Yani o bizim tabii kontrolümüzün dışındaki o süreçten geliyor. Nasıl hazırlandığı çok önemli. Çiğ olan yediğimiz her şeyde işte sandviçler aslında biraz daha riskli gruba girmiş oluyor. Nerede beklediği yani saklanmasının da çok önemi var. Evet. Nasıl saklandı, hangi derecede saklandı. Bütün bunlar önemli. Gene de en risklilerden diyebiliriz çiğ olan yiyecekler ya da tatlılar, dışarıda beklemesi vesaire gibi. Yani o tip yiyecekler ya da tavuk gibi. Hani daha kolay
Üzerine bir bakteri, yani zaten bir bakteri içeriyor olabilir ve onun çoğalmasına yol açılabilir ya da üzerine o sıcak ortamda eklenebilir. O yüzden böyle çok fazla basamak var. Bir şekilde hani tost gibi bir şekilde ısıtarak yemek vesaire daha iyi olabilir. Evet, yine de olabilir yani, olmaz diye bir şey yok diyorsunuz. Evet, evet, devam edelim, bir soru daha alalım. Evet, çocuklarda da besin zehirlenmesi belirtileri aynı mıdır? Şimdi okulda mesela bir şey yaşayabilir çocuk biz yokken, yine aynı mıdır? Okullarda, toplu yenilen yerlerde de tabii daha çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aynı yemeğin dağıtılması söz konusu. Çünkü onlarda da belirtiler hemen hemen aynı, çok değişmiyor. Çocuklar biraz daha az miktarda, yani bünyenin küçük olması vesaire açısından daha da hassaslar. Daha az miktarda alması daha çok onları etkileyebilir. Erişkinler bu açıdan biraz daha belki tolere edebilirler. Evet, çocuklarda da yine o zaman işte halsizlik, kas ağrısı, istifra, ishal. Viral enfeksiyonlar gibi, yani genel olarak daha doğrusu sindirim sistemiyle ilişkili bir takım problemler, ama bunların belki kusması daha kolay olabilir ya da işte biraz daha seyri, o açıdan belki bir avantaj olabilir. Evet. Peki hocam, mikrobiyolojik güvenlik nedir? Yani bağışıklığımızı güçlü tutmamız enfeksiyon hastalıklarına karşı çok önemli, ama hep böyle son yıllarda bağırsağımız ikinci beynimiz de deniyor ya. Nedir mikrobiyolojik güvenlik? Aslında mikrobiyolojik güvenlik yediğimiz, içtiğimiz ve bütün aslında yani yeme içme için kullandığımız bütün materyallerin başından topraktan gelirken pişirip bizim soframıza gelinceye kadar ki bütün aşamalarının titizlikte aslında herhangi bir mikroorganizma içermeden geliyor olması, bu gerçekten çok yapılması hani gereken güvenlik, herkesin sağlığı için çok önemli bir nokta. Çünkü salgın bütün insanları, hem yani çok fazla böyle ölüme sebep olmasa da kişilerin bütün iş düzenini vesairesini etkileyen sağlık problemleri, kalıcı bazı sağlık problemleri yapabilen etkenler. Mikrobiyolojik güvenlik o yüzden virüstü, bakteriydi. Bütün bunlarla işte bazı çiğ meyveler mesela, zaten daha toprakla aslında ilişki içinde olan bir takım yiyecekler zaten bakteriyi vesaire içeriyor olacaktır. Bütün bu mikrobiyolojik güvenlik aslında bunların toplanmasından, saklanmasından, pişirilmesinden ve ondan sonraki tüketilmesine kadarki dönemde sağlıklı bir şekilde olmasını kastediyor. Evet, buna da dikkat edeceğiz aslında. Evet. Sorularla devam edelim mi? Devam edelim o zaman. Varmış sorularımız. Gelsin sorumuz. Sindirim yoluyla oluşan zehirlenmeleri konuşuyoruz. Küflü ekmeklerin ve peynirlerin küfünü temizleyip yersek zehirlenir miyiz? Çok güzel soru. Mesela kaşar peyniri ya da eski kaşar biraz küflenince kenarını kesip yemeye devam ediyoruz. Oradaki organizma içeri sızmış olabilir mi? Bizi zehirler mi? Küflü yiyecekler daha çok bunlar ancak immün sistemimiz baskılanmış kişiler için bir takım riskler getirebilir. Bağışıklığı bozulmuş, işte herhangi bir organ tedavi görüyor. Evet, tedavi görüyor. O immün sistemi baskılayan bir ilaç kullanması gereken az romatolojik hastalıklar olabilir. Ya da infeksiyonlar var, işte HIV infeksiyonu vesaire gibi, böyle bir bağışıklık sisteminizi direkt etkileyen bir hastalığınız ya da bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa, bunlar daha hassas olması gereken noktalar. Elbette ki küfü yemeyelim, ama hani sonuçta hani çok hani bir şekilde bununla mücadele edememesi vücudun ancak immün sistemiyle ilişkili özel bir durumu varsa. Ama yani küflenmiş bir ekmeği de yemeyelim. Yemeyelim, evet. Değil mi? Mesela devamını. Zaten şüphelendiğimiz ya da bozulmuş işte yiyeceklerde de aynı şekilde. Yani mümkünse tüketmeyelim. Ve işte sizin dediğiniz gibi peynirlerin ancak hani küflenmiş kısımları vesaire dışında, yoksa ekmek uygun değil. Evet. Devam edelim mi sorularla varken vaktimiz? Çok güzel sorular geliyor. Evet, diyor ki izleyicimiz, besin zehirlenmesine evde ne iyi gelir? Yoğurt, sarımsak, limon gibi besin tüketmemiz iyi gelir mi? Besin zehirlenmesine herhangi bir şey tüketmemek aslında mideyi bir sakin bırakmak, biraz daha sıvı içerikli, bunlar işte bir takım böyle rahatlatıcı, işte naneydi, limondu gibi hani klasik şeyler. Yani sıvıyla aslında elektrolitleri almaya çalışacak şekilde ve biraz da yiyecek açısından sakinleştirmek gerekiyor. Özellikle bir şey yedirmemek en iyisi.
Ama biz hep öyle duyduk, yaptık da, değil mi? Birisi böyle şey olduğunda, bir böyle zehirlendiğinden şüphe ettiysek, süt içireyim de bir istifra etsin, yoğurt yedireyim de zehri yok etsin. Hep evet. Böyle eskiden kalma bilgiler. Yani öyle müdahale etmemek en iyisi. Mümkünse aslında, çünkü neyin bazılarında bazı şeylere bazı şey faydalı edebilir ama bazılarına da ters bir etkisi olabilir. Hı hı. Tabloyu saklayabilir vesaire. Yani o açıdan mümkünse nasıl gittiğini görmek. Yapabileceğimiz en iyi şey sadece sıvı desteği yapmak. Biraz böyle hafif, belki çok hani hafif bir takım yiyecekler alınabilir ama illaki belli bir şeyi, sarımsak turşu, yoğurtlu vesaire hiç önermiyoruz yani. Önermiyoruz. Varsa sorumuz soralım, yoksa hemen şöyle bir Covid soruları soracağım hocama. Hocam merhaba, besin zehirlenmesinde ishal kaç gün sürer? İshal yani bir haftayı geçmez, 2-3 günde biter, bir haftayı geçmez ve enfeksiyon etkenlerinde de ana kural aslında 3 haftadan uzun süren bir ishal varsa o artık bir akut ishal etkenlerinden bir, besin zehirlenmesi ya da herhangi bir şey değildir. Biraz daha kronik ishal dediğimiz kısma girer. O yüzden zaten yani en çok beklenen şey 2-3 günde sönümlenmesi, hani maksimum 7 güne kadar. Ha, 7 gün. O arada o zaman sıvı tüketimi. Sıvı, evet, değil mi? Evet. Yapmadığımız şey, yani tabii artık herkes biliyor ama ishal gibi durumlarda bol bol su içmek en iyi yöntem. Evet. İçemiyorsak bir serum. Bir serum, evet. Nasıl evet. Olursa bir şekilde, hani hangisini seviyorsa bir sıvı desteği kesin çok şart, iyi gelir. Evet. Tamam, bir sorumuz daha varmış. Evet, besin zehirlenmesi yaşadım, 4 gündür geçmedi. Zehirlenmenin etkisi kaç gün sürer? Geçmedi derken neyi kastediyor mesela, ne oluyor? Evet, o gerçekten önemli. Çünkü besin zehirlenmesi, mesela işte kampilobakter, salmonella, bazı bakterilerde biraz daha uzun sürer. İşte ishalin devam etmesi beklenen bir şeydi. İshal devam ediyor olabilir. Ama şöyle bir şey var, yani progreste mutlaka biraz daha, her gün biraz daha kendini iyi hissetmesi gerekiyor. Geçmeyebilir ama her gün biraz daha kendini iyi hissediyor olması gerekiyor. Eğer kötüleşiyorsa, kendini daha kötü hissediyorsa, bir gün öncekiyle kıyaslamak her zaman için çok önemli. O zaman belki bir hastaneye gitmek gerekir. Bir de besin zehirlenmesi olduğuna karar vermek için de hani gerçekten bir odak bulmak gerekiyor. Hani öyle bir şey varsa, başkalarına da görüldüyse, o da gene hastaneye gitmeyi gerektiren sebeplerden olabilir. Evet. Peki hocam, son olarak şu bayağıdır sizinle hep pandemide konuşuyorduk. Koronavirüsü konuşuyorduk. Evet. Biraz sanki rahat ettik ama başka şimdi bu uyuyan bir sürü virüsü de uyandırdık ama korona ile ilgili gözlemleriniz nasıl? Hala vakalar var, hala vefatlar da var. Evet. Ama nasıl geçiyor şimdi? Seyri nasıl? Koronavirüs aslında şu an için böyle çok semptomatik olmadığı için çok daha sönümlenmiş gibi gözükse de aslında var. Yani çoğu hastada basit, bazen yani teste zorla götürdüğümüz, hani bakıp bir bakalım, ismini koyalım dediğimiz zaman pozitif çıkıyor hastalar. Kayıplar da var ama kayıplarda mutlaka altta yatan bir hastalık var ya da işte aşılarını olmamış kişiler var. Onlar çok etkili. Yoksa belli bir bağışıklık duvarı oluştuğu için artık kişiler daha hafif geçiriyorlar. Ama tabii ki aşıya devam etmekte fayda var. Hani onun gerçekten büyük bir faydasını görüyoruz. Yani 6 ayda bir aşıları yenilemekte şu an için fayda var. Yoksa virüs bizim artık hayatımızda kaldı ve bu şekilde daha eliminasyon aşamalarına gelecek gibi değil. Var yani. Değişiyor bu da. Bu H1N1 gibi yani. Mesela o da onun ilk çıktığında gibi, değil evet. mi? Vefatlar oluyordu, kayıplar oluyordu domuz gribinden. Tabii tabii. Orada tabii çeşitlilik aslında daha fazlaydı. Çünkü o segmentli bir virüs. İşte H ve N komponentleri değişik karşı karşıya gelebiliyordu. Burada virüs bu işte omikron varyantıyla beraber aslında böyle çok küçük gruplara ayrıldı. Çok değişik. Yani çok fazla sayıda şey var şu anda, varyant var. Artık isimlendirilmemiş artık ama. Artık evet, bakılmıyor herhalde. Bakılmayan artık, evet, böyle çeşit çeşit mutasyonlar içeren kollar var. Ama hiçbirinden çok ciddi bir probleme gitmemiş durumda. Bir yandan ama değişiyor. Yani hani değişmesine devam ediyor virüs bu şekilde çoğaldığı için. O yüzden de bu seneyi nasıl geçireceğimiz aslında biraz daha belli olacak diye düşünüyorum. Belki varyant aşılarla, biz de gene influenza gibi bir dahaki sene belki varyant aşılarla
aşılanacağız. O zaman şimdi aşılarımızı biz tekrar mesela olduk diyelim. Valla unuttum artık. 3 tane, 4 tane falan oldum herhalde. yine yenilemek mi lazım üzerinden 6 ay geçtikten sonra? En güzeli aslında 6 ay geçirmeden hep aşılanmak. Hmm. Ve farklı yapıdaki aşılar, işte inaktif aşı ya da mRNA'si gibi değişik yapıdaki aşılar olmak şu an için en iyi sonuçları vermiş gibi duruyor. O yüzden aslında biz 6 ayı geçirmeden etkinliğinin bize hani aşı %100 korumasa da bizim etkinliklerin içinde önemli bir parçası. Hmm. O yüzden aşıyı yenilemekte fayda var. Ve hafif geçiririz en azından. Çünkü evet bir de ilk 5 gün içinde antiviral kullanmak da çok faydalı. Yani o virüsün devamında getireceği komplikasyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü o virüs yükünü azaltmış oluyor. Onu da ilk 5 gün içinde hani hep iyi hissediyorum kullanmayayım kısmından değil de evet. Tanıyı koyup hemen kullanmakta fayda var. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan hocamız bilgilendirdi bizleri. Şimdi devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Güzel böyle çiçek aranjmanları yapacağız. Mis gibi koktu bile stüdyomuz. Program devam ediyor. Bu sene öğretmeninize kendi tasarladığınız bir hediye vermeye ne dersiniz? O halde bu önerilere kulak verin. Canlı yayında öğretmenlerimize özel çiçek dolu bir kutu tasarlıyoruz. Öğretmene hangi çiçek gitmeli? Çiçeklerin renklerinin anlamı ne? Çiçek tasarım eğitmeni Buse Ekinci renkli tasarımlar yapıyor ve merak edilenleri anlatıyor. Birazdan Selda'yla Neşeli Günler'de. Ayındayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Sadece Öğretmenler Günü değil tabii. Sevdiklerimize içimizden geldiğinde de çiçek gönderebiliriz. Doğum günleri oluyor. Özel günler, evlilikler, nişanlar. Burada çiçek tasarım eğitmeni Buse Ekinci bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler siz. Çok teşekkür. Çok şıksınız. Çok tatlı. Siz de öylesiniz. Tam biz kontrast olduk. Aa evet değil mi? Yeşil ve evet. Pembe. Tam da aslında böyle çiçek gibisiniz yani. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir işiniz var. Sağ olun. Çok keyifli. Değil mi? Evet. Kaç yıl oldu? Ya 2007'den beri yapıyorum. Harika. Nasıl evet. Oldu da böyle? Aslında çabuk da geçiyor böyle hani çiçekler de çok da güzel hızlı geçiyor. Evet. Zaten seviyordunuz herhalde. Evet seviyordum ama çok da farkında değildim. Yani böyle bir parçanız gibi. Hani hep çiçek bakıyorum, çiçek alıyorum, hep çiçek hediye alıyorum. Ve sonradan aslında fark ettim. Bir filmle fark ettim. Nasıl oldu? Hangi film? Bir film, Amerikan bir filmi. Bir romantik komedi filmi. Orada düğünlerde çiçek düzenliyorlar böyle çok güzel her yer. Çiçekler dolu. Orada aslında bir aydınlanma oldu. Neden ben de yapmayayım diye böyle Amerika'ya koşturdum. Ya çok güzel. Evet. Ve bu konuda tasarım eğitmeni oldunuz yani. Çünkü evet. Çiçek öyle hadi bir buket çiçek değil aslında. Çok değil. Altında matematik ve geometri var. Evet. Şekil, renk. Evet. Onların birçok prensibi var yani. Bildiğimiz aslında tasarım prensiplerini çiçek tasarımında da uyguluyoruz. Mimarlar gibi falan düşünün. Evet, evet. O zaman mesela çoğumuz da bilmeyiz biz. Hep ben bir şey duymuştum. Bir yere giderken birine çiçek almak istiyorsanız kendi sevdiğiniz çiçeği alın diye. Yani ya, genelde öyle lazım. Yapılıyor. Ama öyle evet. Yapmamak lazım. Evet, mesela evet. Bir geçmiş olsun çiçeği. Evet, geçmiş olsun çiçeği bile mesela ikiye ayrılıyor. O kadar detaylı. Kişi hala hasta yatıyor mu yoksa fiziksel olarak iyileşti ya da sadece işte hani ne diyelim depresyonda gibi mi? Ona göre bile fark ediyor. Diyelim ki kişi fiziksel olarak iyileşti ama dışarıya çıkmak istemiyor, sosyalleşemiyor. O zaman onu biraz canlandırmak lazım. Sizin üzerinizdeki gibi fuşyalar, böyle canlı renkler, işte turuncular,
sarılar, güneşin renklerinden bir düzenleme yaparsak birkaç saat sonra ister istemez keyfi yerine gelmeye başlayacaktır. Ama doktor dediyse ki hayır, yatmalısın, dinlenmelisin, o zaman biraz daha doğanın renkleri, yeşiller, maviler, dinlendirici renkleri gönderiyoruz. Evet. Mesela şimdi kız istemeye giderken bize şaşalı. Ne yapıyorsun? Mesela gül mutlaka gül tercih ediliyor. Kişinin evet, yaşı kadar oluyor. Olabiliyor bazen. O sayıyı neye göre seçiyorlar? Yani aslında bu parasına göre diyormuşsunuz değil mi şimdi? Aslında evet, o da var, o doğru. Da var. Şimdi sayı şöyle, ülkeden ülkeye, yani kültürden kültüre değişen bir şey. Ülkemiz biraz o konuda karışık ama bizde tek sayıya inanılıyor. Evet. O da şeyden geliyor işte, tek yaradan ve tek aşktan geliyor. Sen teksin benim için biricik. Gibi, evet, öyle bir anlamı var. O yüzden tek sayılar genelde gönderiliyor ya da işte veriliyor, hediye ediliyor. Ama tabii böyle şaşalı yüksek düzenlemeler, yüksek çiçekleri olan buketler mesela, işte yüksek dediğim. İşte şurada şeylerimiz var bizim. Delfinyumlarımız. Bunlar böyle uzun, yüksek çiçekler. Bunları da yerleştiriyoruz. O zaman işte böyle kızı alıyoruz onu diyelim. Evet. Özellikle yani olmaması gereken bir şey var mı isteme çiçeğinde? Kaktüs ya olmaz şöyle, tabii mesela. Aklıma kaktüs geldi benim. Kaktüs, evet. Ya dikensiz modelleri bile şu an aslında çiçek düzenlemelerinin içine giriyor ama sürekli kırmızı gül olmamalı. Ay evet, hep o yani... Ama o da çok romantik ve evet, ama çok sevgililer sayıda günü olunca için, güzel tamam. Oluyor. Sevgililer günü için evet. Evlilik teklifi için evet. Ama mesela kız isteme de şart değil. Gülün çok fazla çeşidi ve çok fazla renkleri var. O yüzden kırmızı her zaman doğru değil bence. Evet, illa kırmızı olmak zorunda değil. Yok yok, hayır. Vazo çiçeklerine sıkılan böyle işte, daha doğrusu çiçekleri güzel koksun diye parfümlemeler ya da onları parlatma gibi hile mi diyeyim, hoşluk mu diyeyim, evet. Nedir yani, neden bunlar yapılır? Ya şimdi eski bilgiler değil, işte yeni nesil çiçekçilik artık günümüzde moda mı diyelim. Biraz daha öğrendik ki kesme çiçeği, vazo çiçeğin ne olduğunu. Bir kere üzerine hiçbir şey sıkılmaz. Evet, sadece bizim çok özel sıktığımız bir işte dondurucu bir spreyimiz var, onu gelin buketlerinde kullanıyoruz. Evimizde vazoda durmasını istediğimiz çiçeklere sadece özel şöyle suya kattığımız bir besinimiz var. Yani vazoda dururken ki suya evet, katıyorsun. Evet, çünkü bizim gibi aslında canlılar kesildikten sonra hala canlılar ve vazoda da yaşamlarını devam ettiriyorlar. Evet. Suyun içinde besin alması gerekiyor. Yani topraktaki besini biz buradan veriyoruz su içinde. Bunu biz alabilir miyiz kendimizde bir yerlerden? Yani bana ulaşabilirseniz ya da yeni nesil çiçekçilerde mutlaka oluyor. Oradan satın alabilirsiniz. Yani vazo çiçeğimiz de uzun kalsın istiyoruz. Çünkü yani sevdiğiniz biri getirmiş. Yani yaklaşık 3 hafta falan kalabiliyor. Oo. Evet, yani 2 günde çürümüyor çiçekler. Çok uzun ömürlü. Mesela karanfil bakın 4 hafta yaşar. Ay evet, ay çiçeği çok, çok öyle 3-4 hafta yaşayabilir. Yeter ki işte besinini verelim. Hani bakımını sağlayalım. Yani sadece toprak, yani saksı çiçeklerinin değil, vazo çiçeklerinin de vitamini var. Evet, ihtiyacı evet, da var. Koyabiliriz. Evet. Saksı çiçeklerinden daha kolay kesme çiçek bakımı. Çünkü saksı çiçekleri birazcık daha hakikaten şey istiyor. Yani böyle ne diyelim, biraz mühendislik bilgisi gerektirebiliyor. Toprak. Yani ona toprak bilgisi evin neresinde duracak ama kesme çiçekleri isterseniz banyoda tutun, kapı girişinde, illa güneş alması gerekmiyor. Suyun içinde besinler olsun, görebileceğiniz her alanda, kapıdan girdiniz, kapıyı açtınız, sizi çiçekler karşılasın. Evet. İşte mutfakta çok vakit geçiriyorsanız mutfakta bir vazo koyun ya da işte salonda masanızda olsun. Her yerde olabilir ve dediğim gibi yani 3-4 hafta ömrü. Sonra zaten yeni bir çiçeğe geçiliyor. Tabii. Yani mevsim gereği farklı bir çiçek. Sonra 3 hafta sonra yeni bir buket daha almak lazım. Evet. Ya kendi kendine çiçek alanlar oluyor ama değil çok, mi? Artık ben... çok arttı. Zaten İstanbul'da özellikle merkezlerde de durak çiçekler var. Kendi kendimize daha da çok çiçek almamız için onlar da popüler oldu. Evet. Geçerken çok, şöyle kendime evet, bir çiçek almak istiyorum. Birinden beklemek zorunda değiliz. Bir de bizim kültürümüzde erkeklerimiz biraz utanıyordu çiçek almaya. Ay evet ya, niye almazsın ki yani? Utanıyorlar. Karına, biraz çevreden durup dururken niye almazsın mesela? Evet. İlla. Öyle, bence onlar da öğreniyorlar artık. Evet. Ay, öğreniyorlar. Peki şimdi bu ay Kasım'da bir öğretmenler günümüz evet, var. Evet, özel günlerimiz başladı. Evet, 24 Kasım. Haftaya şimdi Perşembe. Çiçekler alınacak, gönderecek. En çok galiba öğretmenler gününde.
Aslında şu anda Türkiye'de çok mutluyuz bu konuda. Her özel gün çiçeklerle kutlanıyor. Çiçek kalmıyor bizim dükkanlarımızda. Ya evet. Ne kadar güzel. Yani avukatlar günü ne kadar kutlanıyor. Avukatlar günü. Bakın evet. Ya ben eminim ki anneanneler günü falan vardır Amerika'da mesela. Onlar bile ileride kutlanacak. Ya bize gelir değil mi? O gelir, da gelir. Gelir kesin gelir. 10 Kasım vardı. Bir de evet geçtiğimiz. 10 Kasım'da da evet. Karanfil evet. Zaten evet. Sembol çiçek olduğu için. Karanfil ve Kasım patları çok şey sattık mı diyelim. Verdik öyle diyelim. Bir şey diyeceğim. Biz sunucular günü yok ya. Bence vardır. Vardır da bu bizim haberimiz vardır. Yok. E, var gibi sanki bir tane duydum ama böyle resmiyette yok yani. Bütün mesleklerin var. Ben ona bugün, hep dert yanıyorum. Bugün başlatalım size bir tane diyelim. Sunucular günü. Şimdi o zaman bir tasarım yapalım. Evet. Öğretmenler günü için bir hatta şöyle bir zarf kutu getirdim. Çok bunlar güzelmiş çok popüler. Evet. Artık biraz o seramiklerden, camlardan birazcık sıkıldık çıktık diyelim. Mı? Evet, çıktık. Daha samimi, daha hatta kolay, üretimi de kolay ve sıcak. Hakikaten çok sempatik. Farklı bir sürü renkleri var. Ben sarıyı seçtim bugün. Öyle biraz canlı renk olsun diye. Nasıl yapacağız? Ne beraber yapalım? Evet, beraber yapalım. Yapalım mı? Bu arada buradakilerin hepsi çok güzel çünkü kır çiçeği diye mi geçiyor? Ben çok biraz severim. Biraz aslında farklı modeller var. Yani mesela bunlar krizantemler, biraz papatyanın akrabaları. Bunlar karanfiller. Ayçiçekleri var. Ayçiçekleri çok güzel. Sardunya değil miydi o ya? Ben benzettim. Yok ayçiçeği. Şurada lisyantuslar var. Güle benzerliğiyle tanınır. Civan perçemleri var. Bu arada ben çiçek hemen... isimlerini de ben evet çok bilemiyorum. Civan perçemi hangisi? Şu pembeler. Ya evet. Çok tatlı. Onlar uzun ömürlü mesela. Bayağı. Bunlar da uzun ömürlü. Biraz hafif kararıyorlar bir süre sonra ama. Hı-hı. Şimdi yardım. Şöyle kutumuz ıslanmasın diye bir yani evde buzdolabı poşeti kolaydır diye buzdolabı poşeti örneği getirdim ama biz başka bir malzeme kullanıyoruz. Şimdi bizim şöyle süngerlerimiz evet. var. Bu süngerin içinden besinli suyu çekiyor çiçek ve uzun ömürlü kalıyor. Biz de burada şekil verebiliyoruz kolaylıkla. Biz önceden hazırladık. Şurada aslında suyu ıslattık. Alayım mı? Evet. Akacak biraz. Çok azıcık. Çok fazla akıtmıyor. Tamam. Şöyle alayım ben onu hemen. Tamam. Çok sıkmadıkça da akıtmaz. Hemen poşetliyorum. Evet o bayağı onunla yaşayabiliyor hediye ettikten sonra. Evet ama bunun sonradan topraklı bitki suladığımız gibi bunun da sonradan sulanması gerekiyor. Çünkü sulayabiliriz onu da. Evet. Ufak böyle hani çay bardağı ya da sulama kaplarıyla. Zarf da tam bu yeşil süngere göre. Evet ona özel yapılıyor. O yüzden işimiz daha kolay. Şöyle yaptım. Toprak görevi görecek şimdi. Evet. İçine hatta işte biraz önce gösterdiğim besini de koyarsak. O suyu da çektirirsek benim bir peçetem olacaktı şöyle elime. Peçetemiz burada. Teşekkür ederim. Hemen vereyim. Hiçbir zarar yok. Biraz elimde toz yaptı. Çiçeğe zarar vermeyen bir şey zaten bize de vermez. Şuna ihtiyacımız yok değil mi? Aslında yok. Onlar belki çöp yapabiliriz. Tamam şurada. Şuraya yere koyalım şuraya bari. Şuraya aldım ben bunu. Tamam. Bu da neyse artık. Evet dursun. Şimdi süngerimiz aslında bizim tabanımız ve onun üzerine çiçek yerleştireceğiz. Bence birlikte yapalım. Bir ben bir siz falan tamam. Yapabiliriz değil mi? Çok keyifli. Ama ben size de bırakmak istiyorum. Yani seçimleri siz yapın tabii. Tamam. Şimdi mesela hangi renkli hangi renkli. Bazen yani ben şöyle yapıyorum. Çiçekçiye gidiyorum diyorum ki bu işte geçmiş olsuna gideceğim. Ne yapalım diyor. Ne yapalım? Hani çiçekçisizsiniz. Ne evet. önerirsiniz? Evet. Şimdi bu aslında Öğretmenler Günü ya. Ha, şimdi Öğretmenler evet, Günü için. Öğretmenler Günü'nde yani genelde canlı renkler gönderilir ama bir de orada bir minnet duygusu vardır ya. Yani teşekkürler. Hani aile de teşekkür eder. Çocuklar teşekkür eder. Teşekkür etmenin, minnetin ve sevginin rengi pembedir aslında. Hmm. O yüzden biraz pembe de katacağız. Böyle canlı renkler ve kutuya da uyum sağlasın diye de sarı çiçekler de aldım. Birazcık da sonbahar kışı gösteren aksesuarlarımız. Böyle kozalaklarımız var. Ya evet var. Kozalaklar çok güzeller evet. gerçekten. Şu an ben şey yapıyorum yeşillikler. Yapraklarla bir iskelet oluşturacağız. İskelet üzerine sonradan çiçekler yerleştireceğiz. Şimdi renkleri genelde seçimi bize bırakıyor çiçek dükkanlarına yani, gittiğimiz evet, zaman. Aslında size biraz... bırakmamak lazım. Evet. Ben de diyorum ki biraz pembe koy, biraz sarı koy, bir de bunu koy. Evet aslında şey yapması gerekiyor çiçekçinin sizin siz zaten söylüyorsunuz diyorsunuz ki ben şuraya şu amaçla götüreceğim ona göre zaten o bilgiyle kendi düzenlemesi gerekiyor. Şu niye var burada ben bunu çok, o, Uğur, çok tatlı. Uğur. O benim ya benimle tüm Türkiye'ye gezip ders veriyor. Şaka. Evet.
Bu sizin yani. Antep'ten. Ve bunu her yere götürürüm diyorsunuz. Evet, evet. O bizim şimdi buralar birazcık normalde masamız birazcık hafif kirleniyor tabii ama kir dediğimizde yapraklar falan şöyle süpürmemize yardımcı oluyor. Çok yıllardır hakikaten çok uzun senelerdir benimle o da. Ya çok tatlı bu boyunu hiç görmemiştim de süpürge. Allah Allah. Ben de dedim Allah Allah bunu nereye koyacak? Çok... Bunu kullanacak mı acaba diye bir yani bir düşündüm şöyle. onsuz olmuyor çiçek. Hakikaten çok bizim yani çok keyifli bu çiçekçilik. Gerçekten çok fakat zevkli. Çok şeyimiz çok mesela çiçek yapraklarını biz çok temizleriz. Bakın burada hep temizledim. Bunların sebebi de ne? Bunlar suya değdiğinde bakteri mikrop oluşumunu arttırıyor. Ha. O yüzden çiçeklerimiz bir gün iki günde çürüyor. Evet. Biz mutlaka ya süngere batıracaksak ya da vazoya koyacaksak yapraklarını temizleriz yarıdan falan. Şimdi ben şöyle hafif bir iskelet kurdum. Bunu nasıl yaptım? Yukarıya doğru olanları dik yerleştirdim. Bir vücut formu var burada. Öne doğru da hafif diğer yaprakları öne doğru eğdim. Belki şurada bir boşluğum var. Oraya da bir tane yerleştireceğim. Genel böyle sanki bir ağaç gibi düşünün. Yani yeşil bir ağaç ama sonra da çiçek açtıracağız. Boylarını da uzundan kısaya doğru yaptım. Şöyle döndür dediler bana. Şöyle döndüreyim. Ay. Bakalım evet. Neler girecek içine. Bir krizantem gidiyor. Şimdi bakıyorum evet gibisiniz. Ben de sarı krizantemlere bakıyordum. Tabii biraz boyu kısa bir tasarım olacak mecburen. Zarf küçük olduğu için. Evet, bu zarfların güzel tarafı hem çok tatlı, çok şık oluyorlar. Hem de aslında çok fazla çiçek de gerekli değil. Hı-hı. O yüzden de fiyatları da uygun olabiliyor. Hı-hı. Çünkü günümüzde şu an çiçekler çok, çok maliyetli. O yüzden biz yani herkes alabilsin istiyoruz. Şimdi bir tane öne şöyle yuvarlak formda bir tane öne ön tarafa sanki burada biri oturuyor ve onun görebilmesi için öne doğru yerleştirdim. Hı-hı. Ondan sonra bir tane daha gitgide uzatacağım boyunu. Onun hemen çaprazına sanki bir daldan çıkmış ve büyüyorlarmış gibi ikisi arasında şöyle biraz mesafe olacak. Birbirlerine Hı-hı. çarpmayacaklar. Ondan sonra gitgide boyunu uzatıyorum. Sanki yine diyorum bir daldan çıkmışçasına. Üçüncüyü de şöyle dik yerleştiriyorum. Sonradan toparlarım. Bu arada ben de şuradan bakıyorum. Şurada bir tane. Bazen bunlar birbirlerine çarpıyorlar tabii. Bir de susuz tabii hiç kalmaması gerekiyor. Biz sunum için böyle yerleştirdik ama her zaman vazoda durmaları gerekiyor. Şöyle mesela üçlü bir, bakın bu bile çok tatlı oldu ama evet, tabii ki eksik. Birazcık ona beyaz katalım çünkü zarfımızda beyaz şeylerimiz, çizgilerimiz çok var. Çok güzel onlarda. Ne bu, onların adı? Bunun ismi Lisyantus. Lisyantus. Lisyantus evet. Bu ya da gül gibi biraz. Güle benziyor. Aslında Hı-hı. sahte gül gibi de. Yani sahte dediğime bakmayın tabii ki canlı. Ama gülü benzerliğiyle tanınıyor. Daha uygun fiyatlı. Mesela gülden çok daha uygun fiyatlı olduğu için. Özellikle düğün organizasyonlarda falan çok kullanılır. Çok güzel. Evet. Bir ve burası nasıl koktu biliyor musunuz? Koktu yani şey çiçek. Bir yandan şöyle da kurabiye hafif kokusu ayrı geliyor tabii mutfaktan. Evet, onu duymadım henüz. Şöyle yavaş yavaş boşlukları dolduracağım. Şurada bir boşluğum var. Önce bir tane aşağıya doğru yerleştiriyorum. Mutlaka... Sonra bir tane de yukarıya yerleştireceğim. Şu sarılar muhteşem görünüyor ya. Şu Erengüller. Şunlar alttaki hepsi, değil mi? Şu. Evet, bu neydi? Bir, onun ismi Erengül. Erengül. Evet. Erengül. Evet, Erengül. Onu da Erengül diyorlar. Ama çok, çok güzel. Çok güzel renkler değil mi? Ay, renklerin anlamları var mıydı? Sarı neydi? Senden ayrılıyorum muydu? Hayır. Aksine evet. Neden öyle demişler? Ne diyeyim ya? Hiç, öyle öğrenmedik acaba mi? Acaba böyle hiçbir... Beyaz mı ayrılıktı? Yok, ayrılık hiç yok. Öyle bir şey. Evet. Ayrılığı unut. Renklerin anlamları ne? Mesela şimdi bir demet sarı, evet. Sarı çiçek geldiyse bana ne anlamalıyım? Yani aslında iyileşmek için. Çünkü güneş. Hani nasıl derler? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Güneş görmeyen eve doktor gel, öyle bir atasözü vardı. Onun gibi düşünelim. Bu da güneşin rengini alıyor ve bizi hakikaten iyileştiriyor. Ay bundan da koysak koyacağız. Olmaz mı? Bence onları siz yerleştirin. Ben şurayı tamam. Bir bitireyim. Sonra şunlar da... Ben birazcık... Evet, ayçiçekleri de koyabiliriz. Birazcık şöyle... buradaki sarılar canlı sarı olduğu için onu da göstermek için şöyle canlı sarılar da yerleştirelim. Bu da benim buketim. Bak yaptım. ay çiçeklerine bakar mısınız? Çok güzeller. Uzun boylu bir de. Evet, bir de bakar mısınız? Yani kafası da küçük. Evet, çiçekte moda var. Evet, çiçekte de moda var. Her zaman o eskisi gibi değil. Evet. Daha küçük, hatta daha da küçükleri, ayçiçeğinin kahverengileri, farklı renkleri bile var. Çiçeğin modası varsa hangi çiçek moda bu sene? Aslında çiçeğin kendi şeklinde moda ve renginde moda var. Bu sene moda çiçekleri
Boyanmış ve üzerine mesela hani nasıl biz makyaj yaparken ufak ufak taşlar takardık gözlere. Çiçeklere de artık o taşlar yapıştırılıyor. Ay yapmayın ya. Çok güzel oluyor. Neden ama kendimize yapıyoruz. Taşıyabiliyor mu o taşı bu? Evet evet hiçbir şey olmuyor. Ve özel yapıştırıcılarla yapıştırıyoruz. Ona hiç de canına zarar gelmiyor. Ya. Bu biraz uzun oldu. Ve bir de spreylerle sanki biz saç boyuyoruz ya. Hani şöyle şuralarımız falan bir renk attırırız. Ha evet. Onun gibi spreylerle boyuyoruz. Bu mavi güller nasıl oluyor? Tohumuna mı boya atılıyor? Aslında doğalda var mı mavi gül? Mavi çiçek var. Birkaç tür var. Mesela bu da öyle. Aha. Ama mavi boyanmış o gülleri falan boyuyorlar galiba. Bu çok bizim kullandığımız çok doğal durmuyor. Evet. Kullandığımız biraz da aslında modası geçmiş. Değil mi? Evet. Eski yani art. Mesela bebek mavisi tamam ama o koyu ben anladım ne demek istediğinizi. Lacivert koyu... gibi böyle güller. Evet, ay mavi. Çok güzel oldu. Bitti mi? Hayır şimdi sırası. Şunda mı? Evet. Sıra. Şimdi şöyle yapayım. Boyu ben bıçakla olsun? Değil de. Evet. Şöyle kesmenizi şöyle bir tane mesela verevli keselim ki rahat batıralım. Şey takması kolay olsun. Batırırken de böyle kalemle tutar şimdi gibi. Şimdi bence... En ucundan. Kırılabilir birazcık hassas evet, bir çiçektir. Bence çok güzel oldu. Ben de şuraya bir tane takayım. Çok güzel olmadı mı ya? Renkler sarı beyaz. Tam zarfın rengi. Evet. Bir tane daha size keseyim. Şey koyacak mıyız? Neydi bu? Kozalak. De, evet kozalak da koyalım. Bence ayçiçeği de koyalım. Zengin bir buket oldu. Düzenleme. Buket. Oldu mu bu? Bu kırılmış. Ben kırmış olabilirim. Hayır. Ne olamaz. Olsun öyle değil. Biraz şey susuz kalınca yoruluyorlar. O yüzden kırılmaya müsait oluyorlar. Olsun öyle değil. Onu ufak bir yere küçük suya alırız. Ben onu şey yaptım. Çiçeğin içine koydum. Yok orada durmasın. Onu küçük ufak yok, bir yere suya tamam, alıyoruz onun sonra. Yerine. Şunu da size vereceğim. Şöyle oradaki boşluğa yerleştirebilirsiniz. Şöyle tamam. Ucunu şuradan tutalım. Tamam. Şurada bir boşluğumuz var. Tamam kafasını da çevirelim karşı tarafa ki bizimle bağ kursun. Evet birazcık da kozalak koyalım mı? Koyalım. Harika görünüyor valla. Ben de şuradan evet sizin de öyle. Kozalaklar tabii toplanıyor ve sap yapılıyor onlara. Evet bunu kendimiz de yapabiliriz evde ama bizim toptancılarımız sağ olsun bizler için bunları yaptırıyorlar. Hı-hı. Şöyle mesela bir tane köşeye aldım. Hı-hı. Şöyle mi tutmak daha iyi sanırım. Şöyle evet tam görüyorsun. Buyurunuz size bir tane. Tam bir öğretmenler günü çiçeği. Evet birazcık da evet böyle hani sonbaharı da hatırlatır. Sonbaharda yani doğal şu anda hı-hı. Sonbahardayız kışa da yaklaşıyoruz. Sapını göstermeden şöyle. Hı-hı. Tamam. Tamam acaba şimdi ne kadar olsun? Zevkli bir iş ya. Çok iyi. Biraz da bunu koyalım, biraz da bunu. Yani şey. Ama burada bir tek şeye dikkat edeceğiz. Çok fazla da koymamak lazım. Abartmayalım. Evet çünkü birbirlerini de o kadar hani sıkıştırmasınlar ve gözümüz de yorulmasın. Hı hı. Evet şurada bir ben de böyle İçine arada bakmam. İçine sindi mi diye bakıyor şimdi. Evet boşluk bir boşluk var. Şimdi öğretmenimize minnettarlığımızı da gösterelim. Aslında şuradan biraz civan perçemi. Civan perçemi. Çok evet. Ya bunun boyu bana çok uzun geldi ya. Biraz iteyim aslında mi? Aslında şimdi moda kalsın biraz mı? O evet. Ha, tamam peki. Asimetrik, bir böyle evet şey. Asimetrik düzenlemeler. Muntazam olmasın yani. Evet. Civan perçemi de koyduk mu? Öğretmenim, canım benim, canım benim. Öğretmenler bu kutulara bayılıyorlar. Bayılacaklar da yani evet. Haftaya. Biz de öyle, ben de öğretmenlerimize, oğlumun öğretmenlerine yapacağım. Evet çok iyi fikir. Bizim de ailemizde kayınpederim, kayınvalidem, öğretmenler mi? Öğretmen, evet, emekli öğretmenler. Evet onlara çok teşekkür ederiz. Evet. Evet iyi ki varlar. İyi ki. Şurayı biraz ama daha tabii uzakta olunca seçenek çok fazla olamıyor. Hani gönderiyoruz. Evet doğru. Ama hatırlamak önemli olan bir evet. Yani çiçek videosu da paylaşabiliriz. Değil mi? İşte sizin için bunu hazırladım dedim deyip diyeyim. Ben bir video çekeyim. Ama akıl kalır. Ya. Çok güzeller çünkü. Evet aşağı yukarı tamamladık gibi. Evet. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama. 2-3 dakikamız var. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tam görünüyor mu? Gerçekten. Evet, şurayı hafif dediğim evet, sanki biraz çünkü daha. Öbürlerine aksine şimdi buradan çıkardıysak tam zıt taraftan ya da bir iki tane daha eklemek gerekir.
Diğerlerini eklemediğimiz için en azından bunu biraz aşağı indirelim. Evet. Nefis oldu gerçekten. Güzel, zarfın içinden çıkması da o esprisi de çok güzel. Şimdi mesela güzel. Öğretmenler günü olduğu için tabii bunu belli edecek bir aksesuara ihtiyacımız var. Yani ben mesela o kalemleri ne yapacağız? Doğum günü olsaydı buraya bir balon koyabilirdik. İşte erkek bebek olsa işte ya da kız sapan bir erkekse mavi ya da sarı falan gibi. Şimdi öğretmenler günü olduğu için mesela bu da aksesuar. Hani hangi mesaj neye gittiğini gösteriyor. Şöyle yapabilirim. Şöyle de olabilir. Bir köşeye... Evet. Şöyle burada gözükmedi. Yani mesleğini sembolize eden bir şey. Evet. Kalem. Cetvel falan da olabilirdi yani. Evet. Şöyle evet. Bir tatlı şişe. Tabii güzel bir notla gidiyor. Evet. Harika oldu. Gerçekten ellerinize sağlık. Sizin de çok da güzel bir meslek. Peki eğitmenliğini de veriyor musunuz? Tasarım evet. Eğitmenliği. Workshoplar mı oluyor? Evet, evet. Nasıl gidiyor? Ya aslında şimdi yeni nesil çiçekçiliğe kadınlar şu anda çok talep ediyor. Kadınlar çok talep ediyor. Artık erkeklerin biraz elinden alıyoruz bu işi. Evet. Onu düşündüm siz hazırlarken. Genelde baylar elinde makasıyla evet. Çiçekçiler de bizim için hazırlıyor. Kadınlar her sektöre girdiği gibi çiçekçiliğe de girdiler ve çok popüler oldu. Çok da keyifli bir iş. Yani yıllarca kurumsal hayatta çalışmış birçok kadınımız şimdi işlerini bırakıp çiçekçi olmaya başladılar. Ben de Türkiye'nin her yerini gezip onlara meslek öğretiyorum aslında. Ay gerçekten çok evet. Güzel ve neyi neyle tasarlayacaklarını, evet, neyi neyle tasarlayacak. Diyorlar. İşte hangi mevsimlerde neler, hangi çiçekler kullanılacak. İşte hangi kapları kullanıyoruz. Çiçekçi açtığında işte yani sadece tabii tasarım eğitimi de değil, bir çiçekçi açacak. Nerede açmalı, nasıl açmalı, ne kadar bütçesi olmalı, dan tutun da bunun gibi birçok konuyu da konuşuyoruz eğitimde. Harika. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben de teşekkür için. Ederim davetiniz için. Çok, çok güzeldi. Benim için de çok güzeldi. Çok sağ olun. Evet, çiçeğimizi de şöyle size bir kez daha gösterelim. Buse Hanım bizim için tasarladı. Öğretmenlerimize, kendimiz de en azından gittiğimiz çiçek için yönlendirebiliriz. Böyle de bir fikir vermiş olduk evet. Sizlere. Bugünü de bitirdik. Biz şimdi mutfağa geçelim. Leyla Hanım bizim için neler yapmıştı? Kısacık hatırlayalım. Evet, geldik mutfağımıza ve biz bu kurabiyelerden hemen tadına baktım arada. Gerçekten inanılmaz. Ellerinize sağlık. Evet Selda Hanımcığım, gerçekten yiyen herkes bayılıyor diyebilirim. Ay ama ben aynısını nasıl yapacağız ya? Çok güzel. Bir misafirim de aynı şeyi söyledi. Ama dedi Leyla ablacığım biz yaparsak seninki gibi olur mu dedi. Ne olur mu? Ben de dedim ki olur, siz birebir tarife uyun, gerçekten olur yani. Tabii ki el lezzeti önemli ama gerçekten tariflerim birebir uyuyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirler. Çok güzel. Ben yuvarladım bir de ayrıca yarısını. Evet, sizin elinizdeydi Selda Hanımcığım. Nasıl lezzetli olmaz ki? Ay çok sağ olun. Kaçırdıysanız YouTube kanalımızdan tarifi bulabilirsiniz programdan hemen sonra. Misket kurabiye yaptık. İçinde şeker yok, dışında pudra şekerini buladık. Tarçınla pudra şekerini güzelce karıştırdık. Daha sonra da kurabiyelerimiz fırından çıktıktan sonra 6-7 dakika kadar beklettik. İlk sıcaklığı böyle gitti. Ondan sonra buluyoruz. Hemen sıcak sıcak bulamıyoruz. Yoksa böyle tamamen erimiş olur şekerler. Kötü olur. 7 dakika bulamayın. Beklememiz gerekiyor. Daha sonra da güzelce buluyoruz ve servis tavamızı alıyoruz. Daha sonra da çok olduğu için bizim bir tepside fırında güzel güzel pişmiş bulanacak. Fırında da daha var pişiyor. Evet, pişmiş bulanacak sadece. Bulanacak. Ve güzelce cam kavanoza koyup 2-3 ay kadar her an elinizin altında kurabiyeniz hazır olur. Ve özellikle Türk kahvesinin yanında mükemmel bir lezzet. Mükemmel bir lezzet. Bir de börek yaptık. Ne böreğiydi? Hep unutuyorum. Elazığ yöresinden Balakgazi böreği yaptık. Balakgazi böreği yaptık. Evet. Ve bu böreğimizin içinde kavurma var. Kaşar var. Rendelenmiş kaşar peyniri var. Ve güzelce kreplerimizi içini hazırladık. Görün içini. Şeyle bu arada bu. Kreple. Yufka değil. Krep evet, yaptık. Çok çok lezzetli. Özellikle pazar kahvaltılarına misafir davet etmişlerse mutlaka denesinler ve bütün övgüleri kapsınlar. Vallahi kapsınlar. Şimdi biz de bütün kalorileri kapacağız. Dayanamayacağız, yiyeceğiz. Ama yemezseniz darılırım bak. Yiyeceğiz yani vallahi. Yani sizler bence için yaptım. Herkes yiyecek değil mi? Yiyecek misiniz? Yiyeceğiz. Tamam, hadi bakalım. O zaman bitirelim programı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza çok keyifliydi benim için. Gerçekten çok eğlendim. Bizim çok keyifli hazırladım. Siz her geldiğinizde yiyoruz zaten her şeyi. Afiyet şeker olsun. İnşallah yine ağırlayacağız sizi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Kızının çok da ayağına sağlık. O da geldi bugün seninle beraber. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, bugünü de bitirdik. Güzel haberler alacağınız
birbirin yani bir önceki günden daha güzel bir gün olsun. Günü TV4'te tamamlayın. Harika filmlerimizle baş başa kalın. Yarın yeniden buluşacağız. Hoşça kalın.